Şimdi Gazali için bir yöntem araştırmacısı demiştik. Gazali hakikati belli yöntemlerle bulabiliriz diyen adamdı. Bu anlamda büyük bir yöntemci yani Gazali. Ve söylediği mesele temelde iki derste, iki oturumda söylediğimiz özetle bu tam rasyonel bir faaliyet değil demişti. Yani hakikat var ve bilinebilir ama akıl tarafından mutlak bir biçimde bilinemez demişti. Hani en son böyle nedensellik eleştirisi falan yaptığını söylemiştik. Yaklaşık nasıl söyledik? Dedik ki filozoflara getirdiği eleştiriyi hatırlarsanız yani fizik yaptığınız biçimde metafizik yapamazsınız demişti Gazali. Fiziği biz rasyonel bir zeminde yaparız. Belirli çıkarımlarla yaparız, gözlemlerle yaparız. Gazali de buradaki yöntemi, fizik yaptığınız yöntemi siz metafiziğe taşıramazsınız dedi. Ya, bu çok önemli bir iddia, çok büyük bir iddia bu. Bugün de geçerliliğini koruyan bir iddia. O yüzden ben de Gazali'nin çözümlemesinin çok iyi olduğunu, yani gördüğü, filozoflarda gördüğü sorunun çok iyi olduğunu söylemiştim. Buradaki biçimi oraya taşıyamıyorsak, bir metafizik alana, demek ki Gazali'de metafizik alan var. Çünkü bugün o da yok artık. Buradaki biçimi oraya taşıyamıyorsak, bu ne demek olur? Biz burada bilme, yani buradaki bilme yöntemimiz orada işe yaramaz demek. Peki o zaman, bir taraftan sizin için ora diye bir yer var. Yani olabildiğince düşürmeye çalışıyorum şeyi. İşte hakikat dediğiniz, gerçeklik dediğiniz, ilahi dediğiniz, o Allah ile. Tabii Gazali'nin zihninde bu var. Eğer buradaki bilme biçimimiz oraya gitmiyorsa ve biz varlığı ancak belirli yöntemlerle bilebiliyorsak, biz Allah'ı nasıl bilebiliriz? Bu sadece Allah'ı bilmek olarak düşünmeyin. Aslında o yeter de. O metafizik olanı nasıl bilebiliriz? Bunun Gazali'deki karşılığı, ben Allah'ı nerede bulabilirim? Bundan söz etmiştim işte. Mesela sadece Gazali, amacım çünkü sadece Gazali konuşmak değil. Zaten biz böyle bir saat, bir buçuk saatlik konuşmalarla Gazali gibi bir adamı konuşamayız, ayrı mesele. Ben onun sıkıntısını yaşıyorum zaten. Bu o dönemin düşünce biçimi. Genel soruyu bu şekilde sorabiliriz yani. Allah vardır diyoruz. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Ve bunu nerede arayacağım ben? Allah'ı nerede arayacağım? Şimdi bugün biraz Gazali üzerinden, Mişkat'tan ve oradan tasavvufa böyle geçip çok üstün körü bir şeyler. Çünkü burada hiç tasavvuf konuşmadık biz. Üstün körü şeyler, çok kabaca şeyler, bir tanıtma amacıyla bir şeyler söyleyeceğim. Söylemeye çalışacağım başarabilirsem. Ama onun için şunu bir daha hatırlatmamız gerekir. Bizde ya düşüncede ben bundan daha önemli bir şey bilmiyorum. Felsefede, dini düşüncede. Ya bugün fizik için bunu söylemeyebiliriz ya. Onu da söyleriz de o başka bir şey. İyice boğuluyor. Buraya varlık yazalım. Şöyle bölelim. Buraya da bilmek diyelim. Gitti. Toon ya da onto, buraya da hadi episteme yazalım. Yani bugün bunlar üzerinden konuşuluyor ya, o yüzden. Şimdi bunu defalarca biz farklı şekillerde konuştuk ama meselenin de hep dibi burası, hep her zaman burasıdır yani. Düşünce üzerine konuşuyorsanız hep kelam, tasavvuf, felsefe meselenin dibi burasıdır. Şimdi varlık diye bir şey var. Hani bunun ifadesi, ben hiç sevmiyorum zaten böyle temel dersleri konuşmayı. Çok zorlanıyorum çünkü. Varlık olmak açısından varlık diye bir ifade var. Duyan vardır bunu. Yani felsefe bu ifadeyle başlar Platon'da, Aristoteles'te.
Varlık olmak açısından varlık. Ne demek varlık olmak açısından varlık? Hiç duydunuz mu? Böyle bir ifadeyi. Basit mesela şöyle diyebiliriz bir anlamda. Mesela konuşabilen açısından insan. Ya da şöyle diyelim, yanlış oldu. Konuşabilen açısından hayvanlar. Akla insan gelir. Yani diyelim biz canlıları karşımıza alıyoruz. Konuşabilme açısından bakıyoruz. Dik olanlar olarak bakıyoruz canlılara. Ne bileyim ağaçlar ve insanlar oluyor. Yani belirli perspektifle şey mesela bir insanı da düşünebiliriz. Mesela biyolojik olarak insan başka, psikolojik olarak insan başka. Değil mi? Başka bir şeyler de olur. Yani bir sürü farklı açılardan insanı ele alabiliriz yani. Biyolojik olarak insan, psikolojik olarak insan der gibi varlık olarak varlık. Sadece varlık olması açısından varlıkla ilgilenmek felsefe. Ya Aristoteles böyle tarif etti. Bununla başlar dedi. Yani ilk araştırma budur dedi. Varlık olması açısından varlık. Mesela hareket etmesi açısından varlık değil. Mesela hareket etmesi açısından varlık araştırmasına biz bugün ne diyoruz? Fizik. Fiziğin konusu harekettir. Bir şey harekete tabi ise fiziğe tabidir. Doğa demek zaten Yunanca physis. Yani doğadan ne anlıyoruz öyleyse biz? Yine Aristoteles'e gidelim, Platon'a gidelim. Doğa dediğimiz şey hareket edenler diyarı. Harekete konu olanlar. Hani bizzat otonom hareket, kendisi hareket ediyor olabilir. Ya da bir şey tarafından hareket ettiriliyor olabilir. Bir de hareket etmeyenler diyarı vardı. Diyelim o klasik ifadesiyle girmek istemediğim için hakim görüşleri söylüyorum. Platon'un idealar dünyası mesela hareketsizler dünyası. Ya da Aristoteles'in hareket etmeyen tanrısı, hareket ettiricisi. Kendisi hareket etmeyen, harekete tabi değil yani. Şimdi bir şey harekete tabi ise işte olur, doğar, bozulur. Olur, olgunlaşır ve bozulur. Bunlar hep böyle tekerleme gibi olan şeyler. İşte kem fesada tabidir, oluş bozuluşa tabidir filan. Şimdi hareket etme açısından şeyleri, varlığı analiz edersek fizik yaparız. Harekete konu olmayanlar açısından varlığı araştırırsak metafizik yaparız. Şimdi bir de varlık olmak açısından varlığa bakacağız. Bu temel işte, bu en zoru. Yani uzun zaman içinde yürümeseniz, kim ne demiş, ben de buna bir şeyler katayım, ben de düşüneyim falan demeseniz, varlık olmak açısından varlık ne demektir hiçbir zaman anlayamazsınız. Çünkü kendisini açmıyor. Var olma cinsinden var olma gibi bir şey. Şimdi hikaye hep bununla başlar. Şimdi mesele de şudur, ben bunu burada bir defa anlattığımı hatırlıyorum. Şimdi acaba bilme, bakın bu bilme tabii insan öznesi artık, tamam mı? Yani eğer bir bilme varsa orada özne olarak insan vardır. Böyle kabul ediyoruz. Sadece insan bilir diye kabul ediyoruz şimdilik. Şimdi acaba bilebilen insan var diye mi? Yani bir idrak öznesi var diye mi varlık biliniyor? Yoksa varlık var diye mi ben bilebiliyorum? Şimdi bu sizin meseleye nasıl baktığınız ve nereye gideceğinizi belirleyecek. Biz tasavvufa getireceğiz ya birazdan. Oraya onu belirleyecek. Bakın kadim dünya bundan bir 300 yıl önceye kadar ortalama kadim dünya varlığı temele alırdı. Yani varlık var, ben de bir varlığım, ben bilebilen varlığım, bilebilen varlık olarak varlık araştırması yaparım. Yani benim bilmemin sonunda ben bir önerme yazsam buraya, bu budur, bu şu değildir gibi bir önerme yazsam, bu önerme doğruluk değerini buradan alacaktır demek bu. Anlaşıyor muyuz? Yani varlık vardır, ben onu bilirim. Sanki o merkezde ben dönüyorum etrafında gibi düşünülür. Kadim dünya doğuda da, İslam dünyası da böyle, batıda da böyle, diyelim Yunan'da da böyleydi. Bakın modern dönemde bu terse döndü. Özellikle Immanuel Kant'la birlikte bu terse döndü. Kant dedi ki, varlık araştırması varlıktan başlayarak değil, bilmeden başlayarak yapılabilecek bir araştırmadır. Ben tarafından bilinebilecek olan şeye ben var derim çünkü.
İdrak öznesi olarak ben bir şeyi bilemiyorsam, yani erişimim yoksa, Habib Kavak olarak ben değil ama hepimiz olarak, idrak öznesi olarak, insan yani, bizim için erişim yoksa biz ona var diyemeyiz zaten. Bunun en tepesinde de Platon durur. Platon der ki, varlıkla bilme özdeştir, aynıdır. Bu taraftan bilme, bu taraftan varlık deriz. Bunlar birbirlerinden farklı şeyler değil. Yani bir şeye vardır demekle o şey bilinendir demek aynı şey. Bakın aradığımız şey bu. Yani bir şey vardır demek bir yargı belirtir. Bu şey bilinebiliyor. Ben bunu bildim demek aynı şey. Bizim bilgilerimiz gerçekten bilgiyse eğer, bilgimize konu olan şey vardır da o bilgidir. Böyle tekerleme gibi oluyor değil mi? Bakın bendeki veri eğer bilgiyse, bir bilmeyse, bir episteme, o bilginin konusu vardır demiş oluyorum. Benim bilgim doğruluğunu nereden alacak? Varlıktan alacak. Değil mi? Bak Aristoteles o yüzden diyor ki, doğru ve yanlışın tanımlarını da yapmak lazım. Doğru nedir, yanlış nedir? Doğru olan bir şeyi olduğu gibi idrak etmektir. Yanlış ya da yalan ya da hata olan bir şeyi olduğundan farklı yakalamaktır. Biri bilgidir, biri değildir, biri yanılgıdır. Şimdi Gazali şunu dedi bize. Dedi ki, bizim dedi fizik yaptığımız akıl yapısı bizi metafizik olana götürmüyor. Şimdi fizik ya da metafizik gibi kavramlar kullanmıyor, onu ben söylüyorum öyle malum. Nedensellik de yok. Doğa dünyasında zorunlu nedensellik de yok. Şimdi ben bu dünyada doğa içerisinde matematik yapabiliyorum, mantık yapabiliyorum, fizik yapabiliyorum ve bu budur, bu değildir, bu şöyle olmalıdır gibi çıkarımlarda da bulunabiliyorum. Hiç hata da yapmıyorum. Matematiğe kimsenin itiraz edememesinin sebebi, gösterdiği şey de budur. Bunun gerçek olmasıdır. Ama eğer burada bir nedensellik aslında yoksa, ben bir hakikatler diyarı olduğunu da düşünüyorsam, bana göre bir Allah varsa, bu gerçekse, ben buradan oraya gidemiyorsam aklen, ben neyle gidebilirim? Bunun bilinebiliyor olması gerekir. Çünkü varlık olmak açısından varlığın tepesinde Yunanlar 10 diyorlar. Bu İslam dünyasında Allah'a döner. Allah'tır yani. Yani tüm varlığı mümkün kılan ana varlık Allah. Ben bunu nasıl bileceğim? Çünkü benim aklım buraya erişmiyor. Gazali'ye göre niye erişmiyor? Gazali'nin meşhur bir ifadesi vardır. Akıl maddeden mücerret olmaz diyor. Bu meşhur ifadesidir. Ne demek? Akıl maddeden tam soyutlanamaz. Ya müthiş iddia ha. Bak müthiş bir iddia yani. Bak bu iddiayı akademilerde anlatırken Kant'ın üzerinden anlatıyoruz. Kant diyor ki insan aklı görünün bir sonucudur. Zaman ve mekan kaydının bir sonucudur. Zamanın saf belirlenimleridir. Bunlar şimdi bununla alakalı şeyler değil. Her neyi düşünürsek zamanın saf belirlenimleri altına düşünürüz. Yani insan aklı bile en başta duyusaldır ve maddeden, yani zamandan ve mekandan soyutlanamaz. Bak aynısını Gazali diyor ki insan aklı maddeden soyutlanamaz ki. Soyutlanma ne demek yani? Tecrit. Hani ağacı soymak gibi. Mesela şöyle düşünün. Muzu soyarsınız, yersiniz. Bakın biz bunu söylerken sanki muzun kabuğu muza ait değilmiş gibi konuşuruz. Çünkü muzu yemek kabuğuyla birlikte yemek değildir. Nedense muz iyi bir örnek gibi geliyor bana. Daha önceden de vermiştim. Onu soyuyorsunuz da içinde. Ama bakın ne oluyor bu sefer? Sanki muz içeride, onun bir kabuğu var. Kabuğundan sıyırıyorsunuz, muz ortaya çıkıyormuş gibi geliyor. Şimdi tecrit aşağı yukarı böyle bir faaliyet. Şimdi insan aklı soyutlana soyutlana maddeden tamamen kopabilir mi? Bakın soyutlanarak maddeden kopabilir mi? Madde dediğimiz fizik dünya yani. Fizik dünyadan bütünüyle kopabilir mi?
İbn Sina üzerinden anlattığımız bir şey vardır. Kendisi söyler. İbn Sina da bunu benim derslerime eskiden beri gelenler bilecektir. Bu örneği veririm ben. Şimdi ben size diyorum ki burada ne var? Şişe diyorsunuz. Şimdi İbn Sina üzerinden söylesek huzuru madde sağlanmış. Yani madde huzurda. Şimdi bakıyorsunuz, görüyorsunuz bu bir şişe. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Diyorum ki az önceki şişe 1 litre miydi, 3 litre miydi, ne kadardı? Hamit abi ne kadardı? Yarım litre. Sen bunu nasıl söyledin? Dur hemen akletme. Şişe az önce, bak az önce şişeyi görüyordunuz. Dediniz ki bu bir şişe. Şu an şişe görmüyorsunuz. Şişe hakkında yargıyı nereden getirdiniz siz şimdi? Dur şimdi hemen acele etmeyelim. İşte söylediklerinizden biri ya da birkaçı. Ama şu anda şişe yok. Bak duyu yok yani. Duyudan kestik mi? Şu an duyular işe yaramıyor, doğru mu? Şimdi şişe hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Diyorum ki şişe ne renkti? Gerçi şeffaf da etiketi maviydi. Bunu nereden söylediniz? Şişe yok ortada. Duyudan kesildi. Şimdi demek ki akıl duyudan kesilebiliyor bakın şu anda. Ya bir şekilde aklediyorsunuz. Ne yaptınız? Hafızanızdan geri getirdiniz onu. Şimdi İbn Sina dedi ki ilk aşama dedi huzuru maddedir. Madde huzurdadır. Bizzat gözünüzün önündedir. Duyusal olarak duyu eşliğinde konuşursunuz. Ama madde çekildikten sonra şişe hakkında konuşuyorsunuz şimdi. Nereden konuşuyorsunuz? Ha buna hayal diyor İbn Sina. İdraki hayal. Bakın ilki idraki hissiydi İbn Sina dünyasında. İbn Sina'ca söylesek. Yani hissi bir idrak vardı. Doğrudan bir şey var. Bir buna ne diyeceğiz biz? Seyrediş diyeceğiz. Temaşa diyeceğiz. Doğrudan onunla karşılıklısın yani. Şimdi maddeyi kestik. Madde yok. Duyularınızı kullanmıyorsunuz artık. Ve biz hala aynı şişe hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Maviydi diyoruz, yarım litreydi falan diyoruz. Şu an ne yapıyoruz? İdraki hayal diyor İbn Sina. Şu an hayal ediyoruz onu. Nereden getirdik? Orayla şimdi ilgilenmiyoruz da işte bir şekilde hafızadan getirdik. Mesela burada hafızanın nasıl olduğu da bir problem de. O çok şey yani doktora seviyesinde bir problem o. Hatta profluk seviyesinde bir problem. Bizim orayla şimdi bir ilişkimiz yok. Ama idraki hayal ikinci mertebe. Oradan getirdik. Mesela İbn Sina diyor ki idrak hissi hayvanlarda da var. İdrak hayal artık ne kimleri hangi hayvanlarla uğraştıysa kesip biçtiyse bazı hayvanlarda var bazılarında yok filan diyor. Muhtemelen Aristoteles de şey yapıyor. Mesela Aristoteles işte ahtapotların idraki hayalde olmadığını o seviyeye çıkmadığını aptal olduğunu düşünüyor mesela. Elini sokuyormuş ahtapota bir deneyini anlatır böyle. En aptal hayvan diyor ahtapot için. Biyologtur Aristoteles onlarla uğraşır yani. Şimdi ne konuşuyorsak. İdraki hayalden konuşuyoruz. Diyoruz ki şişe işte maviydi, kapağı şöyleydi, böyleydi filan. Şimdi ilk etapta şeyi çektik. Maddeyi çektik. Şimdi İbn Sina diyor ki şişenin maddesini de çekin. Bakın şu an şişe yok zaten. Duyudan kesildik. Hayalden konuşuyoruz, hafızadan konuşuyoruz. Bunlar vehmidir aynı zamanda. Bir vehimden konuşuyoruz yani. Vehim Türkçe'de hep şey konuşulur. Menfi anlamda konuşulur. Hani bizim şeyde İbn Sina'da ya neyse bizim geleneğimizde müsbet de olabilir. Yani nötr bir kavramdır. Şimdi ben diyorum ki size az önceki şişe o mavi olan yarım litrelik şişenin plastiğini de atın. Atabiliyor musunuz? Kafanızdan. Plastiğini soyutlayın. Bakın şu an soyutlamanın iyi bir örneğini veriyoruz çünkü. Tekrar Gazali'ye döneceğiz. Gazali akıl maddeden tam soyutlanamazdı diyecek. Ne dediğini anlatmaya çalışacağız. Şişenin plastiğini de çıkartın şişeden. Ne kalır geriye? Yok suyu boşaltalım canım. İçeride sadece şişe olsun elimizde. Şimdi maddeyi çektik. Hayalden konuşuyoruz. İkinci mertebedeyiz. Aşağıdan yukarı doğru. Şimdi şişenin plastiğini çekemiyor musunuz? Mesela tahtadan yapamaz mıyız şişeyi? Ben diyorum ki şişeyi maviyi atın kırmızı olarak düşünün. Yaptınız mı şu anda? Düşünebildiniz değil mi? Bir problem olmadı. Bak buna yapamazsın onu Hamit abi. Bu mavi ise mavi. Şu an kırmızı kapağı nereden getireceksin? Hatta diyelim bunu şeffaf olmayıp gerçekten mavi bir plastik olduğunu düşünsek yapamazdık. Yani bunu çöpe atacağız yeni bir tane getireceğiz. Yani madde huzurdayken bir şey yapamazsınız maddeye. Ama hayalde şu an hepsini yapabiliyoruz bakın şimdi özgür bir alana çıktık. Diyorum ki şişeyi biraz büyütün.
Bir litrelik bir şişe düşünün. Hemen düşünebildiniz. Oysa bu hala yarım litre. Şişeyi kırmızı yapın. Bakın şu an şişenin materyaliyle oynuyoruz yani. Değil mi? Yapabiliyoruz bunu. Şimdi diyorum ki şişenin materyalini atın. Biraz vites yükseltiyoruz yani. Soyutlamada bir üst basamağa geçiyoruz. Atabildiniz mi? Sanki madde gitti mi, materyal gitti mi şişe de ortadan kalkıyor değil mi? Bak az önce yaptığımız şeye vehim derken İbn Sina buna işte diyor ki idrak-ı vehimdir bu. O şişenin şeyleriyle oynamaya. Bunu diyor mesela matematikçiler yapar. Sanatçılar yapar. Ne yapar? Şişenin materyalini atınca geriye bir şey kalmadı mı? Kaldı canım. Şişenin biçimi kaldı. Aziz Yardımlı Türkçesiyle biçemi kaldı. Sanki böyle hani kesik çizgilerle bir şişe silüeti kaldı. Şimdi bunu şişe olarak yapmayalım. Mesela Mısır piramitlerini düşünelim. Piramidi tutun, taşları atın. Bir piramit kalıyor, doğru mu? Ya malzemesiz bir piramit kalıyor. Ya şu piramit kalıyor yani. Onun matematiksel karşılığı, geometrik biçemi kalıyor. Onu demek istiyorum. Bunu düşünebiliyorsunuz hala yani, değil mi? Ha sadece daha önceden bunu alıştırmadığınız için bir an böyle şey kalıyorsunuz. Yoksa hemen bir piramit kalabiliyor. Yani malzemesiz de ben hala piramidi diyelim. Hani şişe biraz silindir falan olur. Silindir. Şişenin malzemesini attık kenara, silindir kaldı. Bakın hala bir şeyi var yani. Bu işte soyutlama. Bu üçüncü seviye soyutlama. Diyor ki işte matematikçi görür. Bak ne demek? Şimdi diyelim ki bir geometrici falan şuraya bakar, dikdörtgen görür. Bunu kastediyor. Çok basit bir şey. Ya günlük hayatımızda çok yapıyoruz. İfadeye eğer alışmadıysanız biraz zorlanıyorsunuz. Hayatınızın her anında yapıyorsunuz bunları zaten. Bir fotoğrafçı bunları yapıyor zaten yani. Bir ressam yapıyor bunları. Mesela marangoz baktığında buna diyelim tahtasını görecek. Neyse artık suntalem bilmem ne işte laminant falan filan bunları görecek marangoz. Diyelim ki bir işte matematikçi bir şey o sırada onunla uğraşsın. Bakacak böyle bir dikdörtgen prizma görecek filan. Nasıl gördün sen dikdörtgen prizmayı? Malzemesini atıyorsun dışarı. Sanki malzemeyi atınca bir şey kalmamış gibi oluyor. Ama işte biçimi kalıyor. Ona idrak-ı vehmi diyor. İbn Sina. Matematikçilerin yapabileceği şey. Şimdi bir daha vites yükselteceğiz. Çünkü filozofların yaptığı şeye geleceğiz. O piramidin üçgen prizmayı da atın. Bir şey kaldı mı geriye? Kaldı mı bir şey? Yani taşları attık. Sanki bir prizma kaldı. Prizmanın biçemi de kaldırdın. İşte hala var olmalı diye düşünüyor bu adamlar bak. Kadim düşünce doğudan batıya hala bir şey var olmalı diye düşünüyor. Onu mümkün kılan bir şey var olmalı ki bütün bunları onun üzerine giydiriyoruz diye düşünüyor. Bak güzel bir örnek oldu bu. Mekan bir araz düşüncede. Ha fikri kaldı ya. Fikri kaldı. Böyle bakın şimdi... Aynı şeyi tersten yapalım. Şimdi mesela Muhammed orada rejide oturuyor ya. Ya bir şey istemeyeceğim Muhammed. Devam et sen. Yemeğine devam et. Orada öyle yerken Muhammed dedim. Mesela desem ki Muhammed buraya bir işte ilgili çizim yaptığımız bir program aç. Bir beyaz sayfa aç. Açacak. Şimdi bir piramit çizeceğiz biz dedim. Bakın şimdi ideyi verdim ona. Bir şey verdim yani aslında. Bir piramit çizeceğiz. Hadi beraber bir piramit çizelim dediğimde ideyi aldı bir defa. Şimdi ne çizeceğini biliyor. Şimdi az önce yaptığımız şeyin tersten yapıyoruz bak. Şimdi önümüze piramidi aldık, şişeyi aldık, soyduk onu. Şimdi giydiriyoruz. Bak tasavvuf için bu soyma ve giyme önemli. Diyorum ki bir piramit çizelim. Yok yok çizmeyeceğiz ya Muhammed kapatabilirsin. Piramit niye çizelim abi burada şimdi? Bak ideyi aldı. Diyelim siz duydunuz siz de ideyi aldınız. Ama ortada daha hiçbir şey yok.
Böyle düşünüyor işte eski dünya. Böyle bir özün, bir hakikatin var olduğunu düşünüyor. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğim ki şimdi şu büyüklükte bir şey çiz. Bak önce, az önce üçüncü basamakta kaldırdığımız çizgiyi çizecek yani. O biçimi çizecek. Diyeceğiz ki şimdi bunu taşlarla döşe. Bak malzemeyi koyuyoruz. Halbuki biz bunları yapmadan önce İde'de bildik yani piramidi. Dedik ki ya bu taşlar çok yeni göründü Muhammed. Bunu biraz eski taşlarla yap filan. Ya istediğimizi oynayabiliriz artık, tamam mı? Tekrar giydirdik ve en sonunda çok canlı, gerçekçi de bir piramit çizdik. Bak oldu sana piramit. Yine maddeyi huzura getirdik, görüyoruz şu anda onu. İbn Sina şöyle diyor. Birinci basamakta hayvanlar, insanlar ortaktır idraki hissiydi. Sonra idraki hayalde bazı hayvanlar olur, bazıları yapamaz, bitkiler yapamaz, şunlar bunlar yapamaz. İdraki vehimde matematikçiler, sanatçılar kalır. Gerisi dökülür. En üst idraki akıl. Aklın idrakı. İşte bak buna akıl diyorlar adamlar. Hep söylemeye çalışırım bak. Kadim dünyada, doğuda da batıda da akıl dedikleri şey, bu bizim günlük hayatta kullandığımız şey değil. İşte bu özü, bu ideyi yakalayan bir yeti olduğunu düşünüyorlar. Şimdi varlık olarak ide yazıyoruz buraya, fikir diyelim. Bilmeye, onu bilecek özneye de akıl diyoruz. Yani o faaliyete akletme diyoruz. Siz bu mekanizmayı bilmezseniz, adamlar akıl derken sadece sizin günlük hayatta kullandığınız gibi bir şeyi kullandığını düşünürsünüz. Öyle değil. Bir fikrin olduğunu, işte muz örneğine şimdi geliyoruz. Sanki bir piramit saçma oluyor şimdi ide meselesinde de. Sanki bir fikir var, piramit fikri var. Neredeyse o. Bir yerde ama. Sonra biz onu taşlarıyla, şusuyla, busuyla birlikte fizik mekana getirebiliyoruz. Bunları soyduğunuzda gidiyor. Akıl bunlardan işte tecrit ede ede onun idesine ulaşıyor diye düşünüyordu Aristoteles ve ardılları, İbn Sina, Farabiler. İşte İbn Sina, Gazali bunu yapamazsınız dedi. Son merhalede biz ne yaptık? Artık biçimi de kaldırdık, her şeyini kaldırdık, bir ideye ulaştık değil mi? Ha, Gazali'ye ulaşamazsınız diyor. Bak çok büyük iddialar, yani bunu böyle yapabiliriz diyen adam da büyük iddialarda bulunuyor. Hayır arkadaş yapamazsın diyen adam da büyük iddialarda bulunuyor. Belki iki taraf da yanlış. Bugün öyle görülüyor çünkü. Ama önce kimin ne dediği ve kimin neye itiraz ettiğini anlamanız gerekir. Gazali akıl maddeden soyutlanamaz. Yani mutlak anlamda soyutlanamaz derken diyor ki bak İbn Sina'ca konuşsa, şimdi ben konuşturuyorum. Gazali doğrudan şimdi söyleyeceğim şeyi söylüyor mu bilmiyorum. Muhtemelen söylemiyor. İbn Sina'ca konuşsaydı derdi ki İbn Sina bak bu üçüncü merhalede kalır. Dörde çıkamazsın. Şimdi Platon'un biz az önce yaptığımız şey, İbn Sina üzerinden yaptığımız şey, huzur madde, iktina fıkhını filan diye söylediğimiz şey aslında Platon'un Politeia kitabında Sokrates'in bir çubukla yere çizdiği bir şey. Bölünmüş çizgi kuramı diye bilinen bir kuram vardır. Sokrates anlatır. Bak işte böyle yere çizer. Şöyle bir çizgi çizer. Bunu da buradan ikiye böler. Burası duyulurlar dünyası. Burası akledilirler dünyası. Burayı kendi içinde ve burayı kendi içinde ikiye böler. Alt taraf şu. Ben burada anlattım onu. Yani unutulmuştur muhtemelen. Ya da birçok kişi yoktur. Önemli değil. Böyle eleştirir. Üçüncü basamağa gelir. Üçüncü basamakta bak matematikçiler falan bunu yapar der. İbn Sina oradan alıyor zaten. Farklı bir biçimde gerçi de. Ve Platon'da Sokrates biraz sonra bunu anlatırken böyle matematik hala der bizim istediğimizi vermez. Karşısında iki tane muhatabı var Sokrates'in o sırada. Derler niye üstad, niye vermiyor? Çünkü hala akıl duyularda bir yerde. Yani matematik de tam duyulardan kesilmiş değil. Yani bize öyle bir faaliyet lazım ki tam olarak duyulardan kesilmiş olsun. Mutlak anlamda kesilmiş olsun. İşte o noeta dediği, yani akıl dediği son bölgedir Platon'da. Bak der, noesis, sin duyulur hiçbir şeyle alakası yoktur. Tamamen koptuk gittik yani.
Anlatabildim mi? Burada şöyle bir şey var bakın. Niye alt ve üst olarak düşüyor? Gazali'de de böyle. İslam, klasik İslam düşüncesinde de böyle. Duyulur dünyası küçümsenecek dünyadır. Önemli olan akıl dünyasıdır. Neden böyle? Anlatabiliyor muyum? Yani biz öyle bir yeti arayalım ki, Gazali'nin derdi bu. 3 haftanın sonucu olarak söylüyorum. Bizde öyle bir yeti olsun ki bize hakikati versin. Ama başta bir varsayımımız var. Hakikat vardır ve bilinebilir diye bir varsayımımız var. Bunu koyduktan sonra dedik ki bizde öyle bir yeti olsun ki biz bu hakikati olduğu gibi, onu indirgeyerek değil, olduğu gibi görebilelim, idrak edebilelim. Şimdi bu yeti bizde var mı? İşte filozoflar bunun akıl yetisi olduğunu düşünüyorlar. O yüzden duyulurlar küçümsenir dünya, akledilirler ulvi dünyadır. Amaçlanan dünyadır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu İslam kelamcısında da böyle, mutasavvufta da böyle, İslam filozofunda da böyle, yani filozoflarda da böyle. Niçin duyular dünyası düşük dünya, akledilirler dünyası yüksek dünyadır? Yanıltıyor. Onu okuduk değil mi geçen hafta? Bravo. Gazali dedi ki baba dedi yani bu güneş fındık kadar görünüyor. Ama dedi ben biliyorum ki dünyadan daha büyük. Ben duyuma güvenemem. Oradan Descartes'e geçtik. Descartes de aynısını söylüyordu. Doğru mu? Birebir aynısını söylüyordu. Ha diyorlar ki bunlar bak Munkiz'de hemen bunun yolunu yaptı Gazali. Dedi ki ben duyulara güvenmem arkadaş. Duyuların bir otoriteye ihtiyacı var. Yani duyulura, duyguya, duyuya ne zaman güvenebilirim? Bir başka otorite bunun sağlamasını yaparsa. Bana bir en az bir otorite daha lazım. O aradığım otorite nedir? O duyuyu onaylayacak otorite nedir? Akıl. Ha, Gazel değil diyor işte. Bak filozof akıl diyor. Diyor ki diyelim Aristoteles, İbn Sina, Farabi o duyuya hakikaten güvenemezsin. Yani aklın onaylamadığı duyuya güvenemezsin. Ama akıl onaylarsa diyor tamamdır o. Şimdi bir daha geçen haftaya dönelim. Gazali diyor ki ya akıl onaylayabilse ben akla güvenirim. Ama aklın onaylayabildiği duyu verileri var, onaylayamadıkları var. Bak eğer fizik dünyada biyoloji yapacaksam, fizik yapacaksam, şunu bunu yapacaksam ben aklın onayına güvenirim diyor Gazali. Ama şimdi bir hakikat var ki o hiç duyuya gelmiyor. Ben oraya nasıl gideceğim? Demek ki Gazali'de, bakın şimdi filozoflarla Gazali'yi ayıracağız. Filozoflar demiş oluyor ki, akıl bizim elimizde yegane şey. Yani kendisine güvenebileceğimiz yegane yeti. Akıl. Gazali ne diyor? Eğer diyor akıl maddeden tam kopabilseydi güvenebilirdik. O zaman akılla kendisinde hiç maddenin olmadığı, hiç materyalin olmadığı, dolayısıyla hiç harekete tabi olmayan, hiç olmaya bozulmaya tabi olmayan yere gidebilirdik. Akılla gidebilirdik ama akıl maddeden kopamıyorsa eğer, mutlaka kuyruğunda bir yerde maddeyi çekiyorsa ki bu en iyi örneği matematik. Bakın Platon da diyordu, matematik diyordu yine de istediğimizi vermez. Çünkü şunu demek istiyor, matematik her bulgusunu duyuda gösterebiliyor. Çünkü tam duyuyla, duyu verisiyle bağını koparmamış. Böyle düşünüyor. Ama bakın bazı akliler vardır ki duyuda bir karşılığı yoktur. Hiç. Platon bunu aklın duyudan tamamen kopma durumu olarak düşünüyor. Aristoteles de böyle. Nasıl? Yani öyle akli kavram. Bak şunu demiş oluyorum. Platon'a göre ve Aristoteles'e göre. Bunlar kendi işlerinde çok başka adamlar da. Biz şimdi böyle ütüleyip tıraşlayıp gidiyoruz yani. Bunlara göre matematikteki tüm bulguları tam biçimlerle, biçemlerle, şunlarla, bunlarla yaparsınız. Ama o hala tam akli bir faaliyet değildir. Yani aklın da bulunduğu bir faaliyettir. Tam akli bir faaliyet değildir. Duyularda matematik, her bulgu duyularda gösterilebilir. Dış dünyada gösterilebilir. Yani prizma dersin, aa bak prizma diye. Ya da en azından çizebilirim bak böyle üçgen. Mesela gerçek dünyada mükemmel üçgen yoktur, mükemmel daire yoktur. Ama ben böyle çizerim, al size üçgen derim. Bakın duyuda görüyorsunuz şu anda.
Platon bunu ne olarak görüyor? Demek ki matematik hala duyudan kopamamış diye düşünüyor. E duyuyu da aşağılıyoruz ya, bize gerçeği vermiyor ya. Demek ki matematik de bize gerçeği istediğimizi vermez diye düşünüyor. Ya istediğimize en iyi aday matematik olurdu ama o bile hala tüm bulgularını duyularda gösterebiliyor. Demek ki kopmamış ondan tam. Bakın şimdi öyle kavramlar kullanalım ki hiçbir şekilde duyuda gösteremeyelim onu. İnsanlık. Bak insan değil, insanlık. İkinci dereceden akledilirdir. Tamamen kavramdır ve kavramların hiçbirini gösteremezsiniz. Yani ikinci dereceden akledilir olan hiçbir kavramı duyuda gösteremezsiniz. Bakın bu demek ki benim duyulardan kopararak yapabildiğim bir faaliyet gibi düşünüyorlar. Anlatabildim mi? Yani eğer duyu dünyası aşağıdaysa, ben de öteleri arıyorsam buradan kopabilecek bir yeti lazım. İşte filozoflar diyor ki bu akıl. Çünkü akıl duyudan kopabiliyor. Gazali dedi ki kopamaz. Şimdi senle şurada mutabıkım ben. İşte ey Aristoteles, ey İbn Sina. Duyular aşağıda. Duyular bizi yanıltır. Bir otoriteye ihtiyaç vardır. O da akıldır. Ama senle şurada mutabık değiliz. Akıl hala bir kuyruğu, bir ayağı burada yani. Oysa Allah'ın bir ayağı burada değil. Şimdi bak bunların hepsi acayip şey yani zor problemler bunlar. Allah'ı, hakikati idrak etmek için başka bir yeti lazım. Öyleyse ya aklın içeriğiyle oynayacağız, akılda mertebeler yapacağız. Bak şunlarda şunlarda mesela rasyonelite, logos gibi şeylerde aklın bir ayağı duyularda. Ama diyelim şöyle bir noktaya gittiğimizde bak duyulardan koptuk diyeceğiz. Öyleyse bununla bilebiliriz diyeceğiz. İşte o zaman Gazali diyor ki eğer benim günlük hayatımda kullandığım yani matematik ve mantık yaptığım akıl ve dil tabii. Yaptığım akıl Allah'ı bana vermiyorsa ben onu nasıl bilebilirim? Şimdi soru anlamlı oldu mu? Yani geldiğimiz nokta anlamlı oldu mu? Ha bu anlamda Allah akli değil yani Gazali'ye göre. Şimdi bu kriz yaşayan Gazali'ye göre. Yani biz biliyoruz ya şimdi iki hafta okuduk. Gazali dedi ki ya ben dedi böyle olacağını zannediyordum. Ben kelamcıydım. Cüveyni Müveyni gibi adamlardan da böyle birinci sınıf kelam aldım. Ben de çok zekiyim. Kelamın da tepesine oturdum. Kralını tanımam yani. Hani ağası da paşasını da yedim yani ben kelamda. Ama ben gördüm ki kelam yetmiyor. Ya çok meşhurdur hani felsefe tutarsız kelam yetersiz. Felsefeyi bu akıl teorisinden ve bir orta terim bulamadığı için, fizikten metafiziğe geçemeyeceği için eleştiriyor. Kelama da ben bayılıyorum. Diyor ki, ya diyor kelam faydasız bir ilim. Ya kelam ne? Ya anlıyor musunuz kelam ne? Kelam bizim böyle ayet okumamız, hadis okumamız, peygamberimiz şöyle yaptı diye sürekli Allah'tan bahsetmemiz kelam işte. Sürekli İslam'dan bahsetmemiz kelam. Ayla yıldız arasındaki mesafeden Allah'a gitmemiz kelam. Kur'an'daki ayetleri bulup oradan bakın demek ki şöyle yapma dememiz kelam. Yani aşağı yukarı 100 Müslümanın 99'u iyi ya da kötü kelam yapar. Bugün yani hala hep. Mesela Türkiye'deki bütün cemaatler kelam yapıyor. İşte mutasavvıfları çıkartırsanız. Ya burası da kelam yapıyor. Ya ne bileyim kim şu an Allah üzerine konuşuyorsa kelam yapıyor. Gazali diyor ki kelamın hiçbir faydası yok. Çünkü bilene diyor bir faydası yok çünkü adam biliyor. Ya çünkü Allah'tan çıkıyorsun yine Allah'a varıyorsun. Allah'tan çıkıyorsun yine Allah'a varıyorsun. Sen zaten bu salona gelmeden önce her şeyi mutlak anlamda yaratan, her şeyi mutlak anlamda bilen, her şeyi işte iyi olan, şöyle olan bir Allah'a inanıyordun. Buradan çıktığında yine öyle inanıyorsun. Çünkü ben geldim bakın ne kadar da biliyormuş diye anlattım. İki saat çıktınız harbiden çok biliyormuş dediniz. Geldim ne kadar iyi bir Allah'ımız var bizim dedim. Siz zaten biliyordunuz çıktınız harbiden dedin. Tam da benim bildiğim gibiymiş Allah dediniz yani. Kelam bu. Mesela size daha önce söyledim ya İbn Sina şahane bir eleştiridir ya. İbn Sina diyor ki Hristiyanlar diyor İsa'yı günün sonunda Tanrı'nın oğlu yaptılar ya. Allah'tan çok konuştukları için oldu diyor. Allah'tan çok konuşmasalar da olmayacaktı bu diyor. Zaten diyor ki Müslümana Allah'tan konuşmayın. Her şeyden konuşun Allah'tan konuşmayın. Allah'tan konuştukça bir şeyler çıkacak oradan yani. Bak filozoflar sever böyle şeyleri. Çünkü Allah Tanrı tanımaz yani adam. Ama din içerisinde Allah'tan konuşmak paradoksal bir şekilde saçma sonuçlar yaratır.
Şimdi Gazali diyor ki, kelam diyor, bilene faydası yok, bilmeyene de yok. Ya kimse de kelamla ikna olmuyor yani. Hiç kelamla ikna olan birini gördünüz mü? Hiçbir faydasını görmedim diyor. Bak, zamanın en iyi kelamcısı yani Gazali. Ha, bana göre İslam tarihinin en iyi kelamcısı. Yani bilmem, Fahrettin Razi mi, Gazali mi diye düşünürüm yani bana göre. 1500 yılın en iyi kelamcısıdır Gazali. Şimdi pişman olmuş, krize girmiş, okuduk biz burada Munkiz'i falan. Baba diyor, bu olmuyor. Şimdi akıl maddeden kopamıyor. Öbür taraftan duyular dünyası tamam aşağıda, akıl dünyası yukarıda. Öbür nedensellik yok. Yani ben buradakini alıp oraya taşıyamam. O zaman aklı kullanamam. E ben öbür taraftan hakikati de var olduğunu biliyorum. Ben peki nasıl bileceğim? Şimdi Gazali'nin sorunu da şu. Sen hakikatin var olduğunu nereden biliyorsun arkadaş? Duyuya güvenmiyorsun. Akıl sınırlı. Nedensellik yok. Sen nereden çıkardın akıl hakikat olduğunu? Allah diye bir şeyin olduğunu nereden çıkardın ya? Bak şimdi geçen hafta Gazali ile Descartes'ı yan yana okuduk. İç içe okuduk. Birebir aynı örnekleri vermişlerdi. Şimdi ayrıştıracağız. Descartes harbiden şüphe ediyor. Gazali şüphe etmiyor. Şüpheyi bir yöntem olarak kullanıyor. Bu benim yorum. Şimdi Gazali seven milyonlarcası bunu dinleseydi bana kızardı. Sen nasıl üstad hakkında böyle konuşuyorsun derdi. Ama apaçık Gazali şüphe filan etmiyor. Descartes gerçekten şüphe ediyor. Bakın aynı yöntemle çıktılar, aynı örnekleri verdiler. Ama Descartes'te Allah da yok. Tanrı da yok. Bak getirecek daha sonradan. Descartes inanan bir adam ve Tanrı'nın var olduğunu söyleyecek. Ama şüphe ediyor harbiden. Gazali şüphe etmiyor. Şimdi tekrar ediyorum. Duyular dünyasına güvenemem. Akıl dünyasına güvenebilirim. Ama akıl dünyasının bir sınırı var. Fizikte kalıyor. Metafiziğe gidemiyor. Orta terim sorunu var. Nedensellik yok. Hakikat var. Ben bu hakikati nereden... Yani hakikat var nereden çıkardın sen? Bunu bize göstermedin ki. Duyulara niye güvenmediğimizi gösterdin. Aklın sınırını gösterdin. Nedenselliği gösterdin. Üçünde de haklısın. Ben haklı buluyorum yani. Ya adam haklı yani. Ben haklı o yüzden haklı buluyorum. Bu benim yorumum değil yani. Hakikaten öyle. Ama sen bize hakikat vardır hiç göstermedin. Benim bildiğim Gazali'de o yok. Yani bir hakikat araştırması yok Gazali'de. Yani şunu demek istiyorum. Gerçekten hakikat var mıdır yok mudur ikisinin de ortasında durup belki de yoktur arkadaş demiyor bana göre. Zaten kelamcılar demez. Kelamcılar bunu dermiş gibi yapar. Çünkü derseniz ayağınız kayabilir. Ben demiş çok adam tanıyorum yani. Kelamcı hep diyormuş gibi yapar demez. Bana göre Gazali de demiyor. Ama sonuçta Gazali bize hesabını vermediği bir şekilde hakikat vardır. Bu üç tane de sorun var. Peki ben bunu nasıl bilebilirim? Şimdi tasavvufa geçebiliriz bak. Çünkü artık gördük ki rasyonelite işe yaramayacak. Böyle soyutlama moyutlama da olmuyor. Çünkü soyutlamayla üçüncü bölgeye gidebiliyorsunuz. Son bölgeye gidemiyorsunuz. Hakikatin hesabını vermedi ama hadi tamam kabul ettik. Hakikat da var dedik. O zaman Gazali diyor ki bana başka bir yeti lazım. İşte orada meşhur Mişkatül Envar'ı yazıyor Gazali. Aynı şey gibi. Daha evvel geçen sene galiba burada Faysal'ı okumuştum Gazali'den. Yine bir sayfasını falan okumuştum. Ben çok isterdim bu arada mesela Faysal'ın tamamını okuyayım. Ne bileyim Munkiz'in tamamını okuyayım. İnce de kitaplar. İşte bugün Mişkat'ı getirecektim getirmedim tamamını okuyayım. Çok isterdim ama bitmez hani 100 hafta sürer. Yani ne bileyim 20 hafta sürer yani. Faysal'da da biri ona mektup yazmıştı, o cevap veriyordu. Bu bir gelenek. Hani belki biri mektup yazmış olmayabilir yani. Hani sanki mektup yazıldı da ben cevap verdim gibi bir şey olabilir. Öyle bir hava yaratıyor olabilir. Açıkçası öyle zannediyorum Gazali'de. Çünkü Gazali Mişkat'ta çok da anlamlı olacak şekilde krize girmiş ve krizden çıktığını iddia eden Gazali'ye tam da o günlerde biri mektup yazıyor. Ve diyor ki, Üstad diyor, Kur'an'da işte Nur suresinde nurun ala nur diye bir ifade geçiyor. Bu ne demek diyor. Gazali diyor ki biri bana böyle sordu. Artık sordu sormadı neyse kabul edeceğiz onu. Devamında da adam diyor ki ya işte bu cümle gelmedi aklıma da. Resulullah'tan bir hadis verip Allah'la kul arasında perdeler vardır. Biz bunları nasıl anlayacağız diyor. Ha Gazali oradan
nihai olan Gazali. Gazali'nin son iki eseri bildiğimiz kadarıyla Mişkatül Envar, İhya-i Ulumiddin. Benim bildiğim kadarıyla son eseri İhya-i Ulumiddin ama Mişkat'ın son eseri olduğunu söyleyenler de var. Ama son ikisi bu yani. İkisi de şeydir. Yani içinde Mişkat tamamen tasavvuf kitabıdır. Gazali tasavvufunu anlatır. İhya'da işte bilirsiniz. İhya'yı herhalde bilmeyen yoktur aranızda. İçi yine tasavvufla doldur yani. Şimdi Gazali bunu bize anlatacak. Diyecek ki nedir bu? Şimdi bizim geleneğimizde bu aynı şekilde şeyde Yunan'da, Avrupa'da da böyleydi. Bir yerde ışık, nur varsa orada bilgiden ve varlıktan bahsediliyordur. Yani merak eder de okursanız ya da ilahiyatçı falan varsa aranızda okunması gerekenler varsa. Çünkü sadece okuması gerekenler okuyor bu kitapları, başka kimse okumuyor. Yani nur gibi bir kelimeyi gördüğünüzde bilin ki kadim dünya bunu mutlaka varlık ve bilgi olarak anlamış. Hani mesela Prometheus ne getirdi insanlar lehine tanrılardan? Ateşi getirdi. Yani ne getirdi? Bilgiyi getirdi yani. Işık getirdi. Ha aynı zamanda o anlatıda Homeros da şöyledir. Yani o ateşi getirdi ki demiri erittiler. Demiri eritince kılıç ve kalkan yaptılar. Ama şimdi ne demiş oluyor? Bilgiyi getirdi. Demir yapabilme bilgisini getirdi demiş oluyor. Bizde de böyledir. Yani işte ziya, misbah, mişkat, işte envar, münir, nur. Bunları bir yerde görürseniz bilin ki gelenekten söz ediyorum yani. Orada bilgi vardır. Bunun aksi cehalettir. Yani ilim vardır. Tanıma, arefe, areftu, alimtu gibi ifadeler vardır yani. Gazali şöyle diyor. Bu varlık alemi diyor. Bir hakikatler, bir de diyor şehadetler alemidir. Bizim duyular dünyası dediğimiz alemdir. Allah vardır. Allah alemi yarattı. Varlık diyor, o günkü görme teorisi üzerinden şöyle söylüyor. Aslında bir kısmı hatalıdır. Bir şeyi nasıl görüyorsunuz? Bu nesneyi nasıl görüyoruz? Işık kaynağı var. Işık geliyor, yansıyor. Biz de onu yakalıyoruz, gözümüz, anlıyoruz. Mutlak anlamda düşünün, ışık kalktığında burada nesne olduğunu göremeyiz. Zaten görme fiili, renkleri idrak etme fiilidir. Hiç düşündünüz mü? Renkleri kaldırsak göremeyiz yani. Yani nesneleri birbirlerinden, renklerinden dolayı ayırabiliyoruz. Mutlak olarak aynı olsa hiç göremezdik. Her görme renk görmedir yani. Bu kadim dünyada acayip kullanılan bir metafordur. Yunan'da Aristoteles gerçek olduğunu düşünür. Gazali diyor ki, nasıl diyor biz ışık geliyor böyle bir şekilde görüyorsak, bir ışık kaynağı var, bir de benim onu yakalama kapasitem var. Mesela ışık var ama ben yakalayamıyorum, amayım, göremiyorum. Ben görebiliyorum ama ışık yok, göremiyorum. Sonuç aynı. Ve bütün renkler temelde bir ışığın türevleri, doğru mu? Bir prizmadan. Ha biz bugün fizikten biliyoruz. Mesela şu hatırlarsınız lise fiziğinden. Bir prizma çizeriz, çizilir. Işık buradan beyaz ışık verilir. Buradan farklı ışıklar çıkar. Değil mi? Bak adamlar böyle bir şey düşünüyor. Biz bugün şunu biliyoruz tabii, şimdi saçma olur hani, neden prizmadan farklı ışıklar çıkıyor, gökkuşağı falan, var mı bilen? ÖSS, ÖYS'ye falan biz bunlarla girdik yani. Ne demek yani kırılması, güzel. Yine ne varsa benim hemşerimde var Hakan abi. Nasıl? Açı değil, şimdi buradan bir beyaz ışık gelir, buradan diyelim 3 ana ışık çıkar. Çünkü ışıkların, beyaz ışık dediğimiz hepsinin bir arada olma hali. Onlar bizim hava dediğimiz ortamda ya da boşlukta aynı hızda ilerlerken dalga boyları ve frekanslarından dolayı bir yoğunluğun, bu su da olabilir. Yoğunluğun içine girdiğinde her biri kendi frekansının özelliğine göre farklı hızlarda çıkarlar. O yüzden prizmadan yani camın içerisinde aynı hareket etmiyorlar.
yoğun bir ortama girdiklerinde frekansı daha şey olan daha hızlı terk ediyor. Öbürü daha yavaş terk ediyor. Beriki daha yavaş terk ediyor. Üç ayrı ışık görüyoruz biz. Oldu mu? Anladınız mı ya harbiden? Anladın mı Hakan abi? Ya diyorsun. Çok iyi bir alegori ama. Bizim istediğimizi tam bize veriyor. Çünkü günün sonunda tasavvufta şöyle bir şey olacak. Diyecek ki bak Allah nuru mutlak diyor Gazali. Nurun ala nur bu demek diyecek. Şimdi oraya gelelim. Yani sanki her şey bir ışığı yansıtıcıdır. Her şey ışığın bir parçasıdır. Ve her şey ışıktandır. Ama bir de işte nuru mutlak vardır. Şimdi ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Allah kaynağın kendisidir. Bu alemi yaratmıştır. Gazali de böyle. Çünkü bundan sonra tasavvuf bir İbn Arabi konuşacağız. Ya burada hiç tasavvuf konuşmadığım için 2-3 hafta tasavvuf konuşacağım. Sonra yine başka isimlere döneceğiz yani. Allah alemi yaratmıştır. Alemi nereden getirdi? Bakın şöyle bir problemimiz var. Şunu unutmayın. Ben mesela şurayı sileyim. Kelamda şöyle bir problem var. Neyse ya. Şimdi sanki bir an şöyle geliyor gözün önüne. Allah vardı, başka hiçbir şey yoktu. Doğru mu? Ortalama bir Müslüman böyle inanıyor. Allah var, başka yok. Peki Allah her yerde mi? Her yerde. Her zamanda mı? Her zamanda. Bunu bir iki söylediğimi hatırlıyorum birer cümle şeklinde. Allah nasıl yarattı? Ya nasıl yarattı derken onun mekanizmasını, Allah'a dair bir mekanizmayı da sorarız gerçi de. Nereden yarattı? Şimdi elinizdeki tek imkan Allah var ve gayrısı yoksa ve Allah her yerdeyse mecburen kendisinden yaratmak zorunda. Bir biçimde kendisinden yaratmak zorunda. İş bakın mecburen şimdi tasavvufun bir kolunu doğuracak yani, tamam mı? Çünkü bu Gazali'nin ama daha ziyade aslında İbn Arabi'nin uzunca soracağı bir soru. Kelamcılara dönüp ya sen hem Allah yoktan yarattı diyeceksin hem de Allah her yerde diyeceksin. Nasıl oluyor bu? Bunlar çelişiyor. Bak Eşari daha sonra Mutezile'de deli dehşet uğraştılar bu problemi çözmek için 300 yıl. Vallahi. Sorun, çok ciddi bir sorun ya. Nasıl olacak bu? Şimdi, saçma olacak işte yani. Bir mekan düşünsek, Allah her yerdeyse, hani mesela bu odada havanın olmadığı bir yerden yaratmış olması gibi. Bu odada öyle bir yer yok ki. Sanki hava burada tanrıysa, her yerde demiş gibi oluyorsun. Çelişik bir şey söylemiş oluyorsun sen. O zaman mesela diyorlar ki şimdi Eşariler ya da diyelim kelamcılar, Eşari ya da Mutezile. Şimdi bu sorunun üstesinden gelebilmen için Allah yaratmadı diyeceksin. Allah her yerde değil diyeceksin. Allah'tan başkası da vardı diyeceksin. Bu üçünden birini söyleyeceksin yani. Ya Allah her yerde değildi zaten. Hiçbir şeyin olmadığı bir yoklukta da yarattı filan gibi bir şey söyleyeceksin. O yüzden çok uğraşıyorlar. Madumun şeyliği diye bir şey var. Ucundan böyle kıyısından söyleyeceğim size. Madumun şeyliği diye bizim kelamda meşhur bir tartışma var. Madum, Adem, Arapça yokluk demek. Yok demek Adem. Adem'i merkeziyetçilik filan var. O yanlış söylenir Adem'i merkeziyetçilik gibi. Ya merkezin yokluğu anlamında... Prens Sabahattin vardır çalışan aranızda. Şöyle diyorlar. Diyorlar ki evet Allah her yerdeydi. Allah'tan gayrısı yoktu. Şimdi Allah'tan gayrısı vardı diyemezsiniz. Yani
Klasik İslam düşüncesi anında sizi atar. Daire dışına atar. Çünkü tevhid gitti. Bak ne söyleseniz maliyeti var şimdi artık. Hangi alanda ne söylerseniz söyleyin. Allah'tan başkası var desen şirke düştün. Çünkü tevhid gitti, tesniye kaldı. İkilik oldu yani en azından. Allah kendinden yarattı desen, tasavvufa doğru en son öyle diyeceğiz. Vahdedi vücut, o zaman her şey Allah oluyor. O hiç olacak şey değil yani. Dediler ki, ilk ben bunun bütün serüvenini anlatmayacağım. Sadece bu çabaya dair bir şey anlatacağım, söyleyeceğim. Allah yoktan yarattı ama yokluk bir şeydi. Nasıl şeydi? Allah önce yoku yarattı. Madum. Sonra onun içinden varlığı yarattı. Bak ne kadar saçma ya. Yani Allah kendinden yarattı demek istemiyor. E Allah yaratmadı da diyemez. Allah'tan gayrısı vardır da diyemez. Allah önce yoku yarattı diyor. Ne demek yoku yarattı? Akli bir şey yok burada. Akıl burada yanar. Her türlü tutarsızlık var burada çünkü şu anda. Allah önce yoku yarattı. Ona madum. O da bir şey oldu. O şeyden de varlığı yarattı. Çünkü varlık yoktan gelmez. Varlık nereden geldi? Şeyden geldi. Bak şimdi şae fiili çok önemli bir yere geldi İslam düşüncesinde, kelami düşüncede. Çok önemli bir yere geldi. Şey diye bir şey var. Bakın bu ne kadar ifade eder bilmem. İşte kalemi kullanamıyorum. Tahta olsa çok güzel olurdu. Biz varlığı en üste koyarız. Yani felsefede böyle klasik Porfiri Ağacı'nı anlatırken hani burada da söylemiştim varlık işte cisim olmayanlar işte canlı olmayanlar böyle canlıları hayvanlar filan sonra Ahmet'e Ali'ye Ayşe'ye gelir böyle. Porfiri Ağacı bu. Varın daha üstü yoktur çünkü vardır. Kelam bu sorunu atlayabilmek için çünkü bu şekilde olmuyor. Varın üstüne bir de şey koyuyor. Yani varlık şeyden geldi. Çünkü ayette diyor ki biz sizi yaratmazdan önce siz hiçbir şey değildiniz. O zaman diyor yaratınca şey olmuşuz, şeyden var olmuşuz. Bakın bunu anlatabildiysem iyi. Hani Allah kendinden yaratmadı, başka bir şeyden de yaratmadı. Çünkü o zaman tevhid gider. Diyebilmek için Allah önce yoku yarattı, yok bir şeydir, şeyden varı, vardan da bizi yarattı diye saçma sapan bir şey söylemeye başladılar. Bunu Gazali de görüyor işte. İbn Arabi de görüyor bunu. Bu çok saçma bir şey ya. O zaman madum şey midir değil midir? Bak sürü sepet Mutezile ile Eşari arasında sürü sepet madumun şeyliği tartışması vardır. Günün sonunda öldürdüler birbirlerini ha. Bu madumun şeyliği tartışmasının bir alt tartışmasıdır. Kur'an'ın ezeliliği, kadimliği tartışması. Şimdi baktığında ya bu deli saçması şey dersin hiç değil. Hiç değil. Böyle yani ya Allah hakkında düşünmeyeceksiniz. Gazali'nin günün sonunda varacağı yer de oraya. Diyecek ki hiçbir şey çıkmıyor. Ben onu yaptım olmadı. Bunu yaptım olmadı hiçbir şey çıkmıyor. Babaannenizin yaptığını yapın diyor. Vallahi böyle söylüyor. Namaz kılın. Gece namazı özellikle iyidir. Bırakın uğraşmayın bu işlerle diyor. Şimdi biz uğraşmak istiyoruz ama. Bakın hala bugün hoca efendilerin, üstadların, hocaların birçoğu benim gibi adamlara çok kızarlar. Derler ki ya sen insanlara böyle şeyleri anlatma. Çünkü ne olacak ya bu Allah nedir ne değildir diye tartışma. Bu ben anlatıyorum. Ya ben de çocuk değilim yani belli bir yaştayım ve anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Neyse belli bir seviyede. Kafanız karışıyor bilmem ne istemiyorsanız gelmezsiniz bu kadar. Ama hakikaten düşündüğünüzde saçma sapan yığınla bir düşüncenin içine giriyorsunuz. Bak o zaman İbn Arabi diyor ki bunun başka yolu yok. Allah tekse bundan vazgeçemeyiz bak bir Müslüman olarak. Ve Allah her yerdeyse bundan da vazgeçemeyiz bir Müslüman olarak. Çünkü aksi halde Allah'a mekan atamış olursunuz. Allah'a mekan atamak demek, Allah'ı fiziğe çekmek demek. Problem orada. Çünkü mekanın sınırı olur. Mekan içinde intikal olur, hareket olur, bilmem ne olur. Allah da ölür. Doğar, büyür ve ölür. Saçma olur. Yani Allah'ın tekliğinden
ve ezeliliğinden vazgeçemeyiz yani. Hem zamansal hem mekansal. Bu ikisinden vazgeçemezseniz üçüncüsü zorunlu olarak vahdet-i vücut diyor ya. Bak aklen daha tutarlı bir şey söyleyemezsiniz ha. Şimdi İbn Sina'nınkine gelelim bak. Plotin'den getirdiği. İbn Sina, şimdi biraz zorlayacağım sizi. Vaktim var ya, 20 dakikam var. 7'de başladık, doğru mu abi? Tamam. Özgür abi, bu niye böyle kahredici? Yeni sayfa açabilirsin hocam. Nasıl açıyoruz? Olmuyor ki. Hayır, bende de tik vardır. Burada bir tane görürsem görene kadar da silerim. Şimdi bakalım. Dur. Aslı Yunan olan Plotin'den gelen sudur teorisi. Bilen var mutlaka aranızda. Bak bu şimdi İbn Sina'nın teorisi, tamam mı? Şimdi artık biraz Gazali'den koptuk. Yine getirirsem getireceğim yani. Ne oldu? Özgür abi. Ha tamam. Bakın şimdi. Tanrı diyelim, tamam mı? Her şeyden önce Tanrı vardı. Tamam. Her şeyden önce Tanrı vardı. Dikkat edin. İnşallah becerebilirim. İbn Sina diyor ki akıl. Her şeyden önce akıl vardı diyor. Yani her şeyden önce Tanrı vardı demek. Her şeyden önce akıl vardı demek. Yani gerçek anlamda Tanrı eşit akıldır, özdeştir yani. Bu matematiksel eşitlik bile vermez. O üç çizgi denklik olmalı, tam özdeş olmalı. Aslında bu Plotin'in bir şeyidir. Bak Platon değil ha, Plotin'in bir şeyidir, felsefesidir. Sudur denir buna. Şimdi Tanrı akıldır. Yani gerçekte buraya Tanrı yazmamak lazım. Tam ters yazdım aslında. Akıl vardı, parantez içinde Tanrı demekti. Ama biz dini düşünceden geldiğimiz için Tanrı'yı öne aldım ben. Farabi, İbn Sina böyle düşünür. Bu akıl vardı, bundan başka da bir şey yoktu. Şimdi akıl, Aristoteles'in kendisi hareket etmeyen bir hareket ettirici teosu, tanrısı vardır. Bunu da konuştuk biz, bilirsiniz. İlginç bir şeydir. Kendisi hareket etmez ama hareket ettirir. Böyle şey, zordur çünkü anlamak. Hani gözünüzün önüne getiremezsiniz. Bunlar akledilir şeyler. Gözünüzün önüne getirirseniz saçmalar. Ama mecburen şimdi bir örnek verelim. Aristoteles böyle gemideki dümeni tutan kaptan gibi düşünüyor yani. Hani kendi hareket etmiyor ama gemi hareket ediyor gibi. Yani bu yanlış bir benzetmedir. Benzetme vermemek lazım bu gibi şeylerde. Şimdi konuşacağımız hiçbir şeyde benzetme vermemek lazım aslında. Akıl... Bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Aktif bir şey. Yani böyle kendinden böyle kaynayan bir şey yani. Kendi hareketli içinden. Şimdi akıl faal olduğu için, faal bir şey olduğu için akıl akleder. Yani doğası gereği akıl hep akleder. Tamam mı? Şimdi neyi akledecek? Kendinden başka bir şey olmadığı için kendisini akledecek. Aklın kendisini akletmesinden ikinci bir akıl doğacak. Biz buna birinci akıl diyeceğiz bu sefer. Aklın kendisini akletmesinden ikinci akıl doğacak. Anladık değil mi? Akıl var, akıl akletmek zorunda. Akletmek hep bir şeyi akletmektir. Ama kendinden gayrısı olmadığı için akıl kendisini akleder. Şimdi dikkat edin. Bu basamakta birinci akıl kendisini akleden olarak akildir. Arapça formunu düşünün. Akledilen olarak kendisini yine aklettiği için makuldür. Ve aynı zamanda aklın kendisidir. Oldu mu? Öyleyse birinci akıl Tanrı hem akıldır, hem akildir, hem makuldür. Yani hem yetinin kendisidir, hem kendisini akleden olarak faildir, hem kendisi tarafından akledilen olarak mef'uldür. Tamam mı? Bu bak aha Allah dediğimiz ha. Yani bu şekilde hiç benzemiyor Allah'a ama böyle düşündüler yani.
Ya bu problemleri aşabilmek için mecburen bak ya girmeyeceksiniz bu işlere, tekrar ediyorum. Ya da böyle safsatalara, böyle tuhaf şeylere gireceksiniz. Deneyeceksiniz yani. Ha benim bu dersleri yapmam, hep de söylüyorum. Siz böyle bir teori ortaya koymak zorundasınız. Yani böyle demek istemiyorum ama bir teori ortaya koymak zorundasınız. Öyle hiç suya sobuna dokunmadan teori koymak yok yani. Bu adamlar deli adamlar değildi. Birinci sınıf düşünürler bunlar. Şimdi ikinci akıl da akledecek çünkü o da akıl. Değil mi? Çünkü akıl akletmek zorunda. Ama şimdi ikinci akılda iki tane nesne var. Bir kendisi var, bir de birinci akıl var. İkinci akılın kendisini akletmesinden ve birinci aklı akletmesinden üçüncü akıl doğacak. Üçüncü aklın ikiyi ve biri ve kendisini dördüncü akıl. Böyle böyle 11 akıl geliyor. Önemli değil devamı, tamam mı? Amacımız onu konuşmak değil yani. Buna sudur teorisi deniyor. Mekanizmayı anladık mı? Çünkü her bir akıl akledecek. Neyi akledecek? Ne kadar malzeme varsa onu. İkinciye geldiğimizde hem kendisi hem birinci var. Üçüncüye geldiğimizde hem kendisi hem ikinci hem birinci var. 4 tane oluyor. Her biri artı bir şeklinde devam ediyor. 11. akıl, Farabi diyor ki aa o Cebrail. Onun da nedenini bilmiyoruz. Batlamyus şeyinden, kozmolojisinden getiriyor aslında bunları. 11. akla geldiğimizde, 10. akıl aslında, 10. akıl faal akıldır, işte Cebrail'dir. Bakın ne oldu şimdi? O muhayyile yeteneğini verir. Onun altı, ay altı alemdir, bugünkü dünyadır. Sudur teorisi diye bilinir bu. Ya biraz oku bakarsınız yani Wikipedia'dan, oradan, buradan. Ben şimdi girersem çünkü çıkmaz yani buradan. Bir sürü şey çıkar. Belki bir gün özelde konuşuruz yani bu süreç içerisinde özelde konuşuruz bunu. Şimdi böyle akıllar teorisi diye de bilinir bu. Buna sudur teorisi denmesinin sebebi bakın ne oldu? Birden iki, ikiden üç şöyle şöyle geldi. En son 10. aklı çizdik. Cebrail dedik ona. Buna ay altı alem dedik. Eski dünyada böyleydi bu arada. Ay üstü alem vardı bir de ay altı alem vardı. Kozmoloji ikiye ayrılırdı. Yani böyle yek bir bakış yoktu kozmolojiye. Ay üstü alemler mesela dairesel hareket yaparlardı, oluş bozuluş olmazdı. Ay altı alemde lineer hareket olurdu, oluş bozuluş olurdu. Ay altı alemin hareketini de ay üstü alem belirlerdi. Bu Aristoteles kozmolojisi. Bak Gazali bunu bozuldu diye kızıyoruz adama. Ay altı alem, ay üstü aleme bakarak onlara aşık olduğu için kendilerini bilmem ne yapıyor filan dedi. Gazali olur mu lan böyle şey deyince. Gazali felsefeyi bitirdi çünkü filozoflara kızdı diyoruz. Ya böyle saçmalığı bitirdi Gazali. Çünkü kelam böyle bakmıyordu meseleye. Bakın kelamın kozmolojiye bakışı biçimsel olarak filozoflarınkinden çok daha iyiydi o zaman. Çünkü kelam bütün olarak bakıyor. Allah yaratmış ya. Bütün bak tam bugünkü modern fizik gibi bakıyor. Bugünkü modern fizik de diyelim orada yukarıdan değil sağdan gösterilir her nedense. Bir patlama olur, bir koni şeklinde açılır. Biz hepsini yekpare içerisinde, birbiri içerisinde nedensellik içerisinde bakarız. Kelam da böyle bakardı. Kelam da ay altı alem, ay üstü alem, yan alem, sol alem diye bakmazdı. Allah ve gayrısı diye baktığı için bütün kozmolojiyi yekpare halinde görürdü. Modern düşünceye tesadüfen daha yakın yani. O günkü felsefe modern düşünceden çok daha uzak. Çünkü ay üstü alem, yarı kutsal alem, ay altı alem onlar tarafından belirlenen bir alem. Keşke böyle meraklısı olsanız böyle haftalarca bunları konuşsak. Çok keyifli ve bugünü de belirleyen şeyler bunlar. Şimdi ne oldu? Geldik 10. akla kadar. 10. akla Cebrail dedi Farabi. Ay altı alemi de Cebrail yukarı bakarak belirliyor. Bakın bunun bir sonucu şu. Alemi, ay altı alemi, fizik dünyayı yaratan Cebrail. Allah değil. Gazali'nin İbn Sina'yı eleştirmesinin ve küfre götürmesinin bir sebebi de buydu. Ya yer mi Anadolu çocuğu bu numarayı? Yani Müslüman adam bunu yer mi? Bak bu İslam'a benzemiyor ki. Ama o kadar önemli problem başka türlü çıkamıyor. Bakın İbn Sina'nın bu felsefesinin aşmak istediği sorunlar çok ciddi sorunlar. Ama korkunç bir sonucu var. Yani korkunç mu bilmem de bir kelamcı için ve standart yani klasik bir Müslüman için asla kabul edilmeyecek bir sonucu var. Allah yaratmıyor. Sudur teorisinde Allah yaratıcı değil. Bakın İbn Sina'ca biraz da ona rağmen söylüyorum ama onu da zorlayarak söylüyorum. İbn Sina'nın Allah'ı tanrısına diyelim.
Ya İbn-i Sina'nın tanrısı doğru değil. Adam Müslüman sonuçta da. Felsefesi böyle yani. Desek ki mesela Habib Kavağı yarattın sen. Tanrı derdi ki haberim bile yok. Vallahi. Haberim bile yok. Ben sadece kendimi aklettim. Bunun bir zorunlu sonucu olarak Habib doğmuştur onu bilmem. Ama benim mevzudan hiç haberim yok. Bak o yüzden işte şeyde tutarsızlıkta Allah tikelleri bilir bilmez tartışmasında bunu söyleyen kafirdir diyordu. Şimdi kızıyoruz Gazali'ye. İbn-i Sina'ya kafir dediği için. Ya bunu söyleyip de sen İslam dairesi içinde kalabilir misin yani? Çünkü doğrudan müsebbip, ya tamam müsebbip de doğrudanlık yok Allah'la arasında. Allah ben şunu yaratayım, bunu yaratayım, şunu şöyle belirleyeyim demiyor ki. Sadece birinci akıl olarak kendini akletti ya. Ve zorunlulukla geldi. Bunların hepsi zorunluluk. O yüzden İbn-i Sina zorunluluk bağıyla Allah'a gidebileceğimize inanan bir filozof. Yani akılla Allah'ı bulabileceğimize inanan bir filozof. Ama o böyle bir Allah o. Yani buradaki Tanrı da zorunluluğa tabi. O yüzden İbn-i Sina'nın felsefesinde Tanrı da zorunluluğa tabi bir varlıktır. Yapabilecekleri ve yapamayacakları vardır. Zorunludur yani. Bu anlamda Tanrı iradesi var. Haksızlık edemeyiz de. Bizim o ilk anladığımız anlamda Tanrı isterse böyle yapar, isterse şöyle yapar. Hayır öyle bir şey yok. İbn-i Sina Tanrısı yapmaz öyle şey. Yapamaz yani. Bu anlamda Spinoza'nın Tanrısına benzer. Spinoza da öyle diyor. Ya diyor Tanrı irade etme bilmem ne. Bunlar Tanrı'da olmaz bile diyor yani. Akletme şu bu Tanrı'da olmaz bile. Tanrı akletmez, Tanrı irade etmez. Bakın neyi kurtarmaya çalışıyorlar? Aslında aklı kurtarmaya çalışıyorlar. Anlayın yani bunu. Bir filozof hem tanrısal sistemi hem felsefeyi koruyacaksa akıl lehine bunu yapacak. Aklı korumaya kalktığınızda Tanrı zorunluluğun bir parçası oluyor. Tanrı'yı kurtarmak istiyorsanız Gazali tarafında şimdi ya da Eşari ya da bilmem kim Mutezili Abdülcabbar o zaman da aklı paralamak zorundasınız. Aynı anda yürüttüğünüzü zannetmeyin ha. Ciddi hiçbir şey yok. İkisini aynı anda yürütemezsiniz. Yani hem irade sahibi Allah'ı hem de aklın zorunluluğunu kurtaramazsınız. Çünkü akılla zorunluluk, irade, ya yani iradeyle zorunluluk, dolayısıyla akıl ayrı uçlarda. Yani İbn-i Sina bilmiyor mu Kur'an'ı? Müslüman, Hazreti Muhammed'i de biliyor. Kadılık yaptı ya, Hanefi kadılığı yaptı. Bilmiyor mu? Ama düşüncede hepsini getirip oturtmam lazım diyor. İşte olmuyor. Bu Tanrı zorunlu. O yüzden sudur. Bakın niye? Bu Tanrı daha sonra şöyle olacak yani. Tasavvuf benzerini söylemeye başladığında fuyuz diyecek sudura. Yani Tanrı ifade şöyle. Sütün taşması. Taşıyor. Aklediyor, kabarıyor, taşıyor. Dökülüm başlıyor. İkinci akıl, üçüncü akıl, dördüncü akıl. İşte bu dökülümdür yani sudur eden. Oradan taşan, fuyuz eden bu dökülümdür. Günün sonunda da ne kadar birinci akıldan uzaklaşırsak o kadar mesafe olduğundan kötülük başlar. Güya Teodisey kötülük problemini de böyle aşıyor. Oldu mu? Ya ne oldu bilmiyorum. Anladınız mı yani? Ben anlatabildim mi? Ha demek ki bir zorunluluğun sonucunda geldi işte ne olduysa oldu. Sizler oldunuz bilmem ne oldunuz. Şimdi Tanrı tikelleri bilir mi? Buradaki Tanrı diyor ki valla ben sadece aklettim. Bu aklın zorunlu sonuçları vardı. Demek ki o da bunu. Ha Tanrı tümelden bilir bunu bak. Bak bu çok zor bir ifade ha. Yani saf akıl ya Tanrı. Akıl her türlü sonucunu bilir. Ama tümelden bilir. Şimdi bu ne demek? Vallahi bunu sormayın ya. Bu anlatırsa bitmeyecek bu ders yani. İyi bir şey ama. Yani Tanrı'nın bilmesi başka bir bilme. Öyle söyleyelim. Şimdi bunu Gazali yer mi baba? Yani Müslüman bir adam bunu yer mi yani? Bu da olmadı. Bak kelamın Tanrı teorisi olmuyor. İkilik çıkıyor, Tanrı yaratamıyor, Tanrı her yerde olmuyor, geçtik. Felsefenin Tanrı sistemi o hiçbir şeye benzemiyor zaten. Hiç Tanrı'ya benzemiyor yani. Ya daha burada bin tane sepet var yani Tanrı'nın zatı, personası, olup olmadığı sıfatları. Şimdi başka bir şey lazım. Vahdedi vücut iyi bir örnek işte.
Vahdet-i Vücud iyi bir aday. Şimdi bunlara üçüncü bir aday bu sefer. Ya bu Allah zorunluluğa tabi, Allah'ın iradesi gitti. Baba bak, her şeyi Allah'tan alabiliriz ama iradeyi alamayız. Yani irade edemeyen Allah olur mu ya? Zorunlu Allah olur mu? Masa gibi bir şey oluyor. Olmaz. Allah'a irade koyacağız. Ama nasıl yapacağız onu? İşte o, onun en iyi adayı Vahdet-i Vücud. Bugün konuşmayacağız onu ama. En iyi adayı Vahdet-i Vücud. Şimdi biz Gazali'ye geri dönelim. Gazali diyor ki, biz nerede kaldık? Akılla bilemiyoruz. Bakın İbn-i Sina'nın tanrını, tekrar ediyorum, İbn-i Sina'nın tanrısını akılla bilebilirsiniz. Çünkü bunlar metafizik. 10. akıl Cebrail, ay altı alem. 11. akıl zaten bizim alemimiz geliyor. Bunlarda bir süreklilik olduğu için ve bunlar zorunlulukla birbirinden taştığı için şöyle düşüneceksiniz. Ben şöyle misketleri atıyorum dümdüz bir yerde, çarpıyorlar, duruyorlar. Sonra geri bak, onların bağıntılarından, aa bak biri bunu böyle fırlatmış diyebiliyorsunuz. Anlatabildim mi? Birbirleri arasında korelasyon kurup yapabiliyorsunuz. Siz en alttan geriye götürüp hepsi zorunluluk bağı. Akıl olduğu için, akıl varsa zorunluluk vardır demiştik. Zorunluluk bağından Tanrı'ya gidebilirsiniz. Ama o Tanrı bizim bildiğimiz Tanrı değil. Hiç Kur'an'dakine benzemiyor. Şimdi Gazali'ye geri dönelim. Gazali diyor ki bize, şimdi bu böyle olmaz. Zaten bunu söyleyen kafir. Bir de ben şuna da rahatsız oluyorum çok. Gazali filozofları tekfir etti. Ya filozoflar Gazali'ye ne yaptı? Şimdi hangisi daha ağır bakın. Gazali diyor ki, siz şu şu konuda kafir oldunuz. Filozoflar diyor ki, neyi baz alarak? İşte Kur'an'dakiyle, işte oturmuyor. Filozof ya da tasavvuf diyor ki, ya o yok ki zaten. Şimdi hangisi daha ağır konuşmuş oluyor? Hep ama şöyle oluyor. Gazali tekfir etti. Diğerine bakıyorsun, o diyor ki sen diyor bir sanrılar dünyasındasın zaten. Ya filozoflar alkışlıyor muydu Gazali? Tekrar ediyorum, ben Gazali'den tarafa değilim, ben felsefeden tarafayım. Ama ilim böyle duygusal şeylerle olmaz yani. Biri tekfir ediyor da öbürü de alkışlamıyor yani. Gazali dedi ki, duyular aşağıdadır, güvenemeyiz. Akıl dedi otoritedir ama fizik dünyada. Hakikat de vardır ki bize hesabını vermemişti. Bu hep baki. Öyleyse başka bir yetiyle götürmeliyiz. O yeti bunların anlattığı gibi olamaz. Orta terim yok. Ama hala Allah'ı bilmemiz lazım. Ha şimdi dedi tecrübeyle yapacağız bu işi. Kur'an gönül derken bunu kastediyor dedi. Tecrübeyle yapacağız. Ne yapacağız? Keşfül mahcup. Aslında Gazali ile başlanan bir şey değil. Hucveri'nin bir kitabı vardır Keşfül Mahcup adında daha öncesinde. Mektupta da sormuş ya nurun ala nur. Diyor ki bak mevzu şöyle diyor. Allah diyor bir nurdur. Ve diyor nurun mertebeleri vardır. Bu mertebeleri ikiye ayıracağız diyor Gazali. Bak hala sünni bir dert de o. İkiye ayıracağız. Bir yerden sonra fizik dünya mümkün olacak. Yani bir kalın çizgi çizeceğiz. Nur gelecek. O filtreden geçecek. Alt taraf oluşacak. Onlar, bu çok zor bir ifade, bunu özellikle anlatacağım tasavvufta. Onlar hem kendileri hem Allah'tan olacaklar. Tamam mı? Hani bu ışığın prizmadan geçmesi gibi. O yüzden söylemiştik. Allah dökülecek, nuru dökülecek. Nuru mutlak diyor ona. Şimdi şöyle düşünün bakın. Onlar güneşi böyle hani yıldız, hidrojen falan diye düşünmüyorlar ya. Güneş diyorlar kaynak. Şu gördüğümüz ışık da, hani gündüz vakti yapıyoruz diyelim bu dersi, şu aralıktan süzen ışık da güneşin ışığı, doğru mu? Bak hem güneş hem güneşten. Oldu mu? Gazali diyor ki bak biz bunu hem Allah hem Allah'tan diyemeyiz. O diyor şeriat bize diyor kızar orada. Resulullah'tan böyle şeyler görmedik. Öyleyse Allah'tan diyeceğiz diyor. Ama o Allah'ın ta kendisi aynı zamanda. Ama biz Allah'tan diyeceğiz. Daha sonradan meşhur ifadesi nedir? Heme ost, heme ez ost. Hani her şey odur, her şey ondandır. Tartışması doğacak bundan sonra. Oldu mu? Yani burada ama bir şeyin kendisi ve türevini konuşuyoruz aslında. Yani buradaki ışık o ışığın ta kendisi değil ama ondan bağımsız değil. Bak tasavvufu anlamının en büyük zorluğu bu. Gün olacak size anlatmaya çalışacağım. Buna fena deniyor işte.
Tamam mı? Fena teorisi bu. Bir şeyin hem o olup hem o olmama hali. Saçma gibi görünüyor çünkü aklen paradoksal. Ama belirli şartlar altında düşünülebilir bir hale geliyor bu. Seyri sülük hikayesini de anlatmaya çalışacağım burada size. Yani mekanizma düşünsel bazda ne demek diye. Çünkü biz burada her görüşü konuştuk, tasavvuf kaldı. Tasavvufu da konuşacağız yani. Benim en azından tavsiyem şu, eğer düşünmediyseniz bir şeyin yani şu ışığı, ışık benzetmesi aklınızda kalsın bir sonraki konuşmaya kadar. Ya bu ışık hem güneş hem güneş değil diyelim, tamam mı? Bu ne demek? İşte Gazali Mişkat da bunu anlatmaya çalışıyor özetle. Diyor ki nurun ala nur, nurlar üstünde nurlar, ışıklar üstünde ışıklardır, tamam mı? En üstte diyor nuru mutlak vardır, o Allah'tır. Her şey diyor ondan gelir. Ya her şey bu şekilde mi ondan geliyor? Hayır, bu şekilde ondan gelmiyor. Kelamcıların anlattığı gibi mi ondan geliyor? Hayır, ondan kelamcıların anlattığı gibi de ondan gelmiyor. Çünkü ikisinde de problem var. Peki nasıl geliyor? Bir yere kadar, o bir yere kadar diyemeyiz ona da işte. Oraya perdeleri koyacağız. Mertebeler vardır, ışığın mertebeleri vardır. Bilginin, varlığın diye anlayın. Mertebeleri vardır o böyle dökülürken. Bir yerden sonra biz hem Allah değiliz hem Allah'tanız. Nasıl peki? İşte orada o hadisi getiriyor. Keşfül mahcup meselesini. Bak Allah Resulü ne dedi diyor? Kişiyle Allah arasında 70 perde vardır. Bak daha sonra diyecek ki Mişkat'ta. Bu 70 bin de olur. Daha fazlası da olur. Onlar en çok bini bildikleri için 70 bin diyor. 70 milyon da olur. Bu diyor aklen sonsuzdur. Allah ile kul arasında bir perde vardır. Perdeler vardır. 70 biliyorsunuz işte çoğunluğa kinaye. Bu güneşle benim aramda perdelerin olması gibi. Gazali şöyle düşünüyor. Güneşten bana gelen ışık azala azala geliyor. Nereden azalıyor bu? Sanki böyle o prizmalar gibi camlardan, farklı ortamlardan geçe geçe geliyor bana. Yani farklı perdelerden geçe geçe geliyor bana diyor. Şimdi benim Allah bilebilir miyim ben? Evet bilebilirim. Başa dönüyoruz. Hakikat var mıdır? Vardır. Allah var mıdır? Var mıdır? Bilinir mi? Bilinebilir. Rasyonel mi? Değil. Yani rasyoneliteyle, yani akılla bilinir mi? Hayır, bilinemez. Ben onun hikayesini anlattım. Peki neyle bileceğiz? Tecrübi bir şekilde bileceğiz. Perdeleri açacağız. Başka yolu yok bunun. Perdeleri nasıl açacağız? Çünkü hepimiz bu ışığın bir parçasıyız. Yani Allah'ı bilmek bizim aslımızı bilmek olacak Gazali'de. Nefsini bilmek. Tasavvufun herhalde en büyük şeyi, doğru mu? Nefsini bilmek olacak. Ha ben yani Allah'ı bilmemle benim kendimi bilmem aynı şey. Nasıl ifade? Men arafe nefsehu ve arafe rabbe. Her kim ki kendisini bilir, bilir Rabbini bilir. Her kim ki Rabbini bilir, kendisini bilir. Bunlar hepsi aynı varlığın mertebeleridir. Buna merakıp denir işte. Bu da bizim bir ekolümüzdür. Bilme varlık ekolümüzdür. Yani aslında tek bir var vardır. Farklı mertebelerde çoğalır. Şimdi benim sizden ikinci bir şeyim. Hani dedim ki bu ışık örneği gözünüzün önünde kalsın. Şimdi bir tanesi daha var. Asıl zor olan var. Bütün bunları bir daha konuşmamıza sebep olacak bir sorumuz daha var. Her şey yani bir nasıl çok olabiliyor? Bunun İslam düşüncesindeki karşılığı, ifadesi vahdetle kesret arasında nasıl bir bağ var? Biz bu dünyada bir çoklu, matematikte manifold denir bu çokluya. Bu dünyada bir çoklular dünyası. Yeşil var, kahverengi var. Ahmet var, Ayşe var. Şu bitki var, bu bitki var. Bunlar bir şekilde bir kaynaktan nasıl geldi? Yaratım teorisiyle kelam güzel anlatıyordu ama Allah'ın kendisini konumlayamadık kelamda. Yani şunu diyebiliyorduk. Allah şöyle dedi, böyle yaptı, böyle dedi, böyle yaptı. Gazali de dedi zaten en sonunda bu Allah'ın emriyle oluyor zaten. Mesela ne diyor? Feyakunu tayran biiznillah. Herhalde geçen hafta söyledim bunu. Hazreti İsa'yı anlatırken değil mi? O çamurdan kuş yapıyor ya. O diyor Allah'ın izniyle kuş oldu. Gazali diyor tam da benim teorim işte.
Ben size demiştim ki ateş pamuğu yakmaz. Allah'ın izni emri yakar. Yani Allah'ın izni olmasın bakayım oluyor mu? Allah'ın izninden ne anlıyorsun ki sen başka? Allah izin verirse olur. Ne demek bu? İşte Gazali kendisininki gibi olduğunu düşünüyor. Şimdi mesele şurada bir de. Ya bu çokluk, bu birden nasıl geldi? Şimdi Gazali'nin söyleyeceği artık şu. Diyor ki, biz bir çokluklar dünyasındayız. Burada çokluğu doğuran şey, en kısa ifadesiyle, bunları konuşacağız ama tekrar. En kısa ifadesiyle bir prizma çokluğu işte. Tek bir ışık geldi, çok ışık oldu. Bu perdelerden farklı farklı geldi. Bu Allah'la kul arasındaki perde kula nispetledir bu arada. Allah'a nispetle değil. Yani Allah şah damarından yakındır. Kula nispetle bir perdeler vardır. Bu 70 bin yani sonsuz kadardır. Kulun Allah'ı bilmesi bu perdeleri yırtmasıyla mümkün. Peki bu perdeler nelerdir? Dikkat edin yani bu perdeler Allah'ın varlık biçimlerini bize tezahür yani çokluğu mümkün kılan perdeler. Mesela ben asabiyim. Asabiyetimin farkına varır. Onu deşersem Allah'ı bilme yolunda bir adım atmış olurum. Ben cimriyim. O perdeyi aşarsam Allah'ı bilme yolunda bir adım atmış olurum. Gazali bunu böyle anlattıktan sonra mesela milletlerden bile şey veriyor. Bunu daha önceden de böyle bir karıştırdım. Türkler celaldir diyor galiba. Hani asabidir diyor. Onların en büyük perdesi diyor asabiyettir. Kürtler de güzeli sever mi diyor. Onlar da güzele düşkündür falan diyor. Ya da tam tersini söylüyor olabilir. Çünkü hiç Kürtler güzeli seviyor gibi gelmedi yani. Ben de bir Kürdüm. Daha asabiyet bize yakışıyor gibi ya. Neyse böyle milletlere kadar götürüyor yani bu işi. Her biriniz bir perdeyi yani bizim varlık sevimiz yani Allah'ı bilme yolumuz ancak ve ancak kendimizdeki o şeyi fark etme. O perdeyi fark etme. Allah'la aramızdaki perdeyi fark ederek ve onları yırtarak bilebiliriz. Bak başka elimizde bir şey yok. Aklen bilemiyoruz, duyularla bilemiyoruz ve Allah da var. Öyleyse tecrübe edebileceğiz. Bu Platon'un hikayesi aslında. Mağaradan çıkmanın bir işte bilgiye erişmenin mağaradan çıkmayı gerektirdiği. Yani düşünerek yapabileceğiniz bir şey değil. Yürümeniz gerekir. Gazali de diyor ki baba diyor cimriysen cimri olmayacaksın. Her neyi seviyorsan ondan geri duracaksın. Yani mutlak geri durmak değil çile gibi. Onunla hesaplaş yani. Böylece ne yapacaksın? Şimdi tasavvufa geliyoruz bakın tanımına. Tasavvuf ne demek? Saflaşmak demek zaten değil mi? Arınma, tezkiye. Sen ne kadar saflaşırsan sen zaten Allah'tan bir parçasın. Allah'ı idrak etme potansiyelin artar. En sonunda Gazali der ki bak unutma Allah'la kul arasındaki perde de hiçbir zaman bitmez. Hazreti Muhammed'de de böyle. Yani o bile Allah'la arasında bir sürü perde var. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama bir sürü perde var. Çünkü diyor ki Allah'la kul arasında perde kalmazsa Allah bizi gözlerimizi yakar. Şey gibi hani güneşin dibine girip güneşe bakmak gibi. O nurun mutlaktır. İdra insan onun türevinden geldiği için onun aslına alışık değildir. Doğasını parçalar. O yüzden bunda Hazreti Muhammed'in yine Resulullah'ın şeyinden. İşte Allah'ın rahmeti olmasa kimse cennete giremez. Ben bile. Sen de mi ya Resulallah? Ben bile. Sen de mi? Ben bile. Sen de mi? Ben bile. Üç defa. Sen de mi giremiyorsun ya? Ben de giremem. Diyor ki Gazali bak. Çünkü o bile Allah'ı Allah gibi idrak edemez. Çünkü o da en sonunda insan. Bu noktada işte Kudüs'te başına gelmiş yanlış hatırlamıyorsam bir dervişle olan diyaloğunu anlatır. Bitiriyorum şimdi. Diyaloğunu anlatır. Der ki ben gittim dervişe dedim ki. Böyle dememiş olabilir. Şu an ben yazıyor olabilirim. Aklımda değil çünkü o hikaye. Ama dervişin ne dediği iyi kötü aklımda yani. Neyse bunlar dervişle konuşuyorlar. Diyor ki ya ben herhalde öyle diyor olmalı. Ben geldim böyle olmadı yani bu iş. Yöntemle bilinebileceğini söyledim. En önemli bence söylediğimiz şey buydu. Yani hakikatin belli yöntemlerle bilinebileceğini ve bu yöntemlerin hiçbirinin de mutlaka bize vermediğini yani tümünü o künhünü bize vermediğini ben fark ettim. Ben de artık bittim yani.
Benim krizim bu. Ben ne yapacağım? O da diyor ki işte Allah'ı diyor tesbih edeceksin. Diyor ki tesbih edince ne yapacağım? Diyor ne olacak yani? Derviş diyor ki Allah'ın zikri sende bir alışkanlık olacak. Allah'ın zikri bende alışkanlık olunca ne olacak? Uyurken bile diyor Allah'ı zikrediyor olacaksın o zaman. Hani dervişin uykusu ibadettir filan hikayeleri buradan çıkar. E ben diyor uyurken bile Allah'ı ibadet zikrettiğimde ne olacak? O zaman diyor Allah zikriyle hemhal olmuş olacaksın. O zaman ne olacak? Perdeleri görmeye başlayacaksın. Hangi perdeleri? Sende hangisi varsa. Sence bende hangisi var? Şu an ben biraz abartıyorum yani. Durumu anlatmak için diyalog bu kadar değil. Diyalog, ben zenginleştirdim diyaloğu. Bende hangisi var? Onu sen bilirsin. Onu kimse bilmez. Sen dilini Allah ile bük. Öyle bir hal gelecek ki Allah'tan gayrısını konuşamayacaksın. Ama hakikaten bunu söylüyor ha. Allah'tan gayrısını konuşamayacaksın. Allah'tan gayrısını görmeyeceksin. Allah'tan gayrısını duymayacaksın. Bu olunca ne olacak? İşte o zaman diyor perdeler önüne çıkacak. Matrix gibi ya, Neo gibi. O zaman diyor yırtmaya başlayacaksın. Peki sonra ne olacak? Sonra diyor sen ve Allah karşılaşacaksın. Sonra ha diyor sonra amaç o zaten. Bak ama yine de sen sensin, Allah da Allah ha ona göre. Gazali hemen orada bir seti de çekiyor. Çünkü o zaman tasavvufçular var. Ya ben Allah'ım, Allah ben diyen onları da sevmiyor Gazali. O yüzden Gazali'nin modeline sünni tasavvuf denir. Ve gerçekte bir tasavvuf değildir yani. Çünkü tasavvufun sünnisi şiası olmaz. Tasavvuf hiçbir şey tanımaz. Sen kalbini tezkiye edersen Allah'ı bilebilirsin. Sadece yol budur. Niye? İdrak öznesi kalptir. Ya burada şunu anlamayın ama ya bu kalbi anlamayın. İdrak öznesi kalptir. Biz ne dedik Gazali'de? Dedik ki bilmek bizim belli bir yöntemimize alan bağımlı bir şeydir dedik. Yöntem bağımlı bir şeydir dedik hatırlarsanız. Ve mutlak olarak da olmaz. Şimdi mutlak olarak bilebilsek benle Allah özdeşleşirdik zaten. O olmaz. O zaman şöyle yapacağız. En iyi sonucu bize verecek olan bilginin gelip oturduğu mekanı temizlemek, arındırmak. İşte ona tasavvuf deniyor. Bilginin gelip oturduğu mekanı temizlemeniz gerekir. Gazali diyor ki dede bana böyle dedi. Ben de buraya bunu tecrübe ettim. Yani işte o kırık parmak gibi, şaşı bakmak gibi. Bunlar yanlış bilmiyorsam, hatırlamıyorsam Mesnevi de mesela. Adam şaşı bakıyor, iki görüyor. E iki yok. E sen şaşı bakmayacaksın işte. Senin şaşı baktığının bir şey var mı? Ya sen şaşı bakıyorsan? O yüzden bilgiden önce bilginin mekanıyla ilgilenmen gerekir. İşte o nefstir. Biz bunu felsefede de anlatırız. Bilginin yegane mekanı topos, püsüedir diye anlatırız. Burada Gazali bir imamet teorisine de girer. Haftaya. Vakit geçti. Tamam bunu bana hatırlatın olur mu yani son cümlemi? İkinci ders İbn Arabi üzerine ve İbn Arabi üzerinden tasavvuf metafiziği üzerine biraz zor kullanacağım bir ders. Böyle tanıtım amaçlı okumalar beni hep zorlar yani. Yani çok kabaca gösterirseniz içindeki espriyi vermemiş oluyorsunuz. O nüansları vermemiş oluyorsunuz. Onları vermeye kalkınca iyice böyle teknik olmaya başlıyor. Bu konuşma onlardan biri olacak. Çünkü genel tasavvuf üzerine bir giriş yaptık geçen okumada. Ondan önce de zaten İbn Arabi Gazali'de aşağı yukarı tasavvuf, tecrübe, hal ilmi falan gibi şeyler söylemiştik. Şimdi İbn Arabi'nin ne yaptığını anlatmaya çalışacağım. Ve bu biraz zor. Doğrusunu söylemek gerekirse ama yapacak da bir şey yok yani. Çünkü eski düşünürlerden
batılı düşünceyi daha kolay anlatıyoruz. Çünkü bugüne geldi o düşünce. Ama İslam düşüncesi içerisinde birçokları artık bugün çok rağbet görmüyor. İnsanlar çok tanımıyor. Dolayısıyla tartışma konularını tanıtlamak gerekiyor önce. Şimdi ben de bu ikinci yılımız, üçüncü yılımız mı? Üçüncü sezon galiba değil mi? Geçen sezonda bir dini düşünce üzerine konuştuk. Bu sefer de biraz önemli isimler üzerinden gidelim demiştik. Şimdi ara ara sürekli konuştum. Sürekli böyle bir şeyler söyledim. Bazılarının sistemini tanıtmaya çalıştım. Bazen sadece girişik yaptık filan. Şimdi İbn Arabi'nin iki, yani felsefi pozisyonu olarak iki argümanından söz edeceğim ama işte ne kadar söz edeceğimi bilmiyorum. O yüzden kestiremiyorum da bu bugüne sığar sığmaz diye. Şu ana kadar da böyle kelami düşüncelerden bazılarını serimlemeye çalıştım. En son burada biraz Sudur'dan filan da söz etmiştim. İbn Sina'nın sisteminden de söz etmiştim ve bir hani dörtlü bir yapı, o klasik yapıyı söylemeye çalıştım. Ne diyorduk? İşte bir ilmin mebdeyi vardır diyorduk. Mevzu vardır, metodu, maksadı vardır diyorduk. Buradan da o ilmin faslını, ana karakterini anlayabiliriz diyorduk. En sonunda bir dörtlü yazmıştım, şimdi tekrar girmeyeceğim oraya. Şimdi onun bir maddesi itibariyle İbn Sina'da İslam düşüncesinde önemli bir ifadeyi yazacağım buraya. İbn Sina'nın sisteminde en tepede zorunlu varlık, şöyle zorunlu varlık ve mümkün varlık. Şöyle ikili bir varlık tanıtlaması var İbn Sina'da. Şöyle demiştik. İbn Sina meşai akımın tepesindeki isim olarak, yani daha Aristotelesçi felsefe. O zaman Aristoteles düşüncesi yakıyor dünyayı yani. Hani bugünün bilimselliği, bugün işte nasıl bir astrofizik var, bir kuantum var, bir mekanik var, zamanın göreliliği var, biraz Einstein'ın, biraz şunun bunun dünyası ya bugün dünyası. O zaman da fizikten, metafizikten anlaşılan, bilgiden anlaşılan daha ziyade Aristoteles'ti. İbn Sina işte 1000 yılını filan baz alsak, hem batıda hem doğuda Aristoteles'in metafizik anlayışı, Aristoteles'in fizik anlayışı, cari anlayıştı. Yani bilgiden kasıt genelde buydu. Biz de bunu Gazali üzerinde filan anlatmaya çalıştık. Yani Gazali nedenselliği bozar ama Aristoteles'in nedenselliği bozuyordu aslında filan diye böyle sürekli düzeltmeye çalışıyoruz onu. Yani adamın ne yaptığını anlatabilmek için. Bu ayrım bir anlamda aslında Aristoteles'e ait bir ayrım. Şimdi İbn Arabi'nin İslam düşüncesine getirdiği bakışı anlatabilmek için buraya girmek zorundayım. Yani işte böyle giriş dersleri ya da bunları böyle uzun uzadıya okumayacaksak zorluk buradan kaynaklanıyor zaten. Hani bunları anlatmadığımda bir şey anlatmış olmuyorum aslında. İbn Sina zorunlu varlık ve mümkün varlık derken tabii adı üzerinde yani. Şimdi zorunlu varlık Allah'tır, Tanrı'dır. Biz Tanrı diyoruz şimdi düşüncede. Mümkün varlık da ondan sonraki varlıklardır. Neye var diyorsanız artık. Yani zorunlu varlık adı üzerinde olmazsa olmaz bir varlık. Mümkün varlık da zorunlu varlık olduğu için var olabilen ve olmasa da olur varlıklar bunlar. Yani ben olmasam da olurdu. Ne anlamda söylüyorum? Yani ben olmadığımda sistemde bir şey eksik olmaz. Yani doğmamış olabilirdim yani. Şuradaki ağaç olmamış olabilirdi yani. Bu bina olmamış olabilirdi gibi düşünün. Ama zorunlu varlık öyle bir varlık olsun ki o olmadığında hiçbir şey var olmasın. Diğer her şeyi mümkün kılan olsun. Bu ikisi arasındaki ilişki mesela şöyle de diyebiliriz bir anlamda. Buna metafizik düzey, buna da fizik düzey diyebiliriz daha basitleştireceksek eğer. Sanki bütün bunların arkasında şu varmış gibi, bütün bunları bu oldurmuş gibi düşüneceğiz yani şimdilik. Bunu ayırarak bunlar arasındaki ilişkiyi göstermemiz gerekiyor şimdi.
Yani eğer siz varlığı iki düzeyde anlarsanız, zorunlu olanlar ve olmayanlar, mümkün olanlar diye, bunlar arasındaki ilişkiyi göstermek zorundasınız. Yani zorunlu varlık zorunlu, tamam. Nasıl zorunlu, o da bir problem bakın. Ama mümkün varlık bundan çıktı. Peki nasıl çıktı? Nasıl oldu? Bu düşüncenin işte zor problemlerinden biri. Bakın bu mantığı böyle esnetelim, genel kaide şeklinde konuşalım. Bugün de söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Eğer tüm varlık alemi diyelim bir patlamayla mümkün olduysa, bu patlayan şey her neyse, eskiyi anlamak için veriyoruz ya bu örneği. O patlayan şeye zorunlu varlık diyelim bir an. Bir an. Diyeceğiz ki, o böyle patladı bir koni şeklinde, o ışık konisi deniyor ya şu anda. Koni şeklinde bir açıldı ve varlık alemi odur. Bundan daha önce söz etmiştim. O kenarlarına, yani şöyle bir şeyden söz ediyorum. Patlayan şey şuysa, şöyle bir koni şeklinde ayrışır. Şöyle bir derece üzerinden ayrışır. Şuralara, bugünkü fizikte, olay ufku denir. Ve şu alan, oluşun olduğu alandır. Görünüyor değil mi? Evet. Oluşun olduğu alandır. Yani biz buna uzay diyoruz bugün. Şu alana uzay diyoruz, böyle çok basit bir çizgiyle. Şuradaki bir x ile y noktası mesela, bunlar ne? Bunlar yok işte. Bu alanın dışına biz çıkamayız. Diyelim A noktası, B noktası gibi noktalar da oluş alanı içerisinde. Ha bu fizik. Yaklaşık olarak bir Planck sabiti vardır. 1 bölü 10 üzeri 34. H ile gösterilir. Bugünkü dünyada bir şey, bilerek şey ifadesini kullanıyorum. 1 bölü 10 üzeri 34 birim hacme ulaştığında o şey bu alanın içindedir işte. Yani vardır. Bugün fizik böyle söylüyor. Cisimdir yani o. Bugünün varlık teorisi böyle bir şey. Çok çok kabaca bir yani. Benim de çok yani uzmanlık alanım değil tabii bu. Bunun, bu olay ufkunun dışı da bizim için yok şeydir. Şimdi biz zorunlu varlık, mümkün varlık diye eski dilde söylediğimiz, eski bakışla söylediğimiz şey aslında diyelim şuna zorunlu varlık demiş oluyoruz. Bunlara da mümkün varlık demiş oluyoruz. İçeride ne varsa, gezegenler var, bilmem her ne varsa o var. Yani bunlar olmak zorunda değildi ama bunların olması için bunun olması gerekiyordu gibi bir soru bu. Şimdi sorun ne? Eğer biz bugünkü fiziği de böyle açıklayacak olsak, diyeceğiz ki ya bunlar bundan nasıl geldi? Burada işte A noktası, B noktası gibi şeyler, gezegenler, galaksiler filan, dünya şurada mesela şimdi. Ya bununla, bunun ilişkisi nasıl? Mesela bugün dünya, işte galaksi yani uzay neyse varlık 13.8 milyar sene yaşında. Doğru mu ya? 14 milyar yaşında. Nereden biliyoruz biz bunu? Şu ya da bu şekilde bunları bakın bu ışık konisinin gerisine doğru götürüp bir korelasyon kuruyoruz. Aralarında bildiğim şeyler değil bunlar da. Yani bir bağıntı kuruyoruz. Gerisini hepsini toplayıp ha diyoruz bir matematik modeli bize bunu sağlıyor. Ha demek ki böyleymiş deyip oradan tekrar geri geliyoruz. Yani biz diyelim şu noktadaysak bir süre gelen akış şeklinde düşünelim. Çünkü bu da bir ihtimal hani uzayın genişlediği işte bir noktasının olup olmaması. Çünkü eğer bir başlangıcı varsa işte mantık şartı olarak bir sonu da olabilecek fikri geliyor filan. Uzay genişliyor şu bu filan gibi. Hani hala bir tartışmadır. Acaba bu kapalı bir sistem mi, açık bir sistem mi filan gibi. Şimdi biz şu noktadaysak bir an lineer bir geliş, akış düşünelim. Biz buraya nasıl geldik? Bugünün hakim düşüncesi tüm bu şeyler arasında bir korelasyon olduğu düşüncedir. Hepsinin arasında bir bağıntı vardır. Siz eğer becerebilirseniz bu bağıntıları tekrar topladıkça gider. Zaten Big Bang bir teori olarak böyle geliyor ya zaten. Biri kafasından atmıyor yani. Şimdi benzer bir soruyu, yani buradan çok şey yürütüp ilerletebiliriz. Yani nihai amacımız da bu olmalı zaten. Yani İbn Sina, İbn Arabi ya da Aristoteles, Kant bilmem ne konuşmamızın amacı zaten 2024'te acaba bir bakış, bir bilmem ne dönüyor filan. Yani bütün bu konuşmalar en sonunda bunun için. Aynı soruyu burada soruyoruz. Diyoruz ki ya bu mümkün varlıklar ile zorunlu varlık arasındaki bağıntı ne? Nasıl oluyor? Şimdi hakim düşünce ben burada defaatle söyledim ama burada idiniz, değildiniz
Fark ettiniz, fark etmediniz. Ben iyi anlattım ya da anlatmadım. Bugün mesela bakışı dediğim gibi böyle bir yekpare bir bakıştır. Yani bir patlama ve bir aynılık. Yani şöyle diyeceğiz, ontolojik anlamda bir düzey var sadece. Ama İslam düşüncesi, birçok dini düşünce gibi, Yahudiler de böyleydi, Hristiyanlar da böyleydi. İslam düşüncesinin ciddi bir kısmı bu ikisinin ontolojik olarak aynı düzeyde olmadığını düşünüyorlardı. Yani sanki zorunlu varlık ayrı bir mertebede, bu mertebeyi işte bir düzey farklı, bilemiyorum hani nasıl bir kelime kullanmam gerektiğine çoğu zaman karar veremiyorum. Farklı bir ontolojik düzey, bu da farklı bir ontolojik düzey. Yani sanki bu oluşum bozuluğu, sanki değil böyle ifade ediliyor. Mümkün varlıklar, fizik alem, sanki şu patlamanın olduğu alem. Zorunlu varlık da ama böyle yatay çizmeyeceğiz de sanki başka bir ontolojide, başka bir düzeyde. Bütün onları mümkün kılan. Mesela Aristoteles buna ay üstü ay altı diyordu. Ay üstü alem, ideaların alemi, tanrıların alemi, tanrının alemi, teosun neyse o sistem biraz daha karmaşık. Ay üstü alemde belirli cisimler vardı. Batlamyus şeyle birlikte düşünürsen işte o 10. akıl, 10. akıl oradan geliyor Farabi'deki. Sanki şöyle bir kesin ayı. Öyle düşünmüşler. Bir soğan kabuğu, soğan gibi düşünmüşler. Hani çekirdek ortada filan böyle kabuk 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 yukarı doğru çıkan bir şey gibi düşünmüşler. Sanki aya kadar başka bir alem, yani metafizik bir alem. Aristoteles de o işte döngüsel alemdir. Oluş bozuluş yoktur. Onlar dönerler. Her birinin ismi vardır yani o dönen cisimlerin. O dönenler ay altı alemi etkiler. Ay altı alemdeki lineer hareket, yani fizik dünya, bizim dünyamız şu anda, lineer hareket o alemin bir şeyleri arzulamasından kaynaklanır. Abukça, yani ilk defa tanışanlar için biraz abukça geldiğinin farkındayım. Yani sanki böyle ikiye bölün uzayı ama fizik uzayı değil. Bu uzay diyelim başka bir uzayın altında duruyor gibi düşünün. Üste bunlar arzu, appetite, iştah gibi şeyler kullanıyor Aristoteles. Üste bazı fiziksel olmayan, metafiziksel cisimler var, şeyler var. Onların birbirlerini arzulamasından sanki onların iz düşümü gibi ay altı alem oluşuyor. Ay altı alem o yüzden lineer bir alem. Yönlü bir alem, yani bir yerden bir yere işte kem ve fesat, oluş ve bozuluş olan bir alem. Yukarıdaki alemin kendi başına takılmasının bir sonucu aslında. Farabi alacak çok çok kabaca, Farabi alacak bu ayüstü alemin ortasına Cebrail'i koyacak bir kavram olarak Cebrail ama bu defa. Hani böyle cismani, böyle ferdi bir melek gibi değil. Bu Cebrail'i işte faal akıl olarak düşünüyor. Bir kavram, tekrar ediyorum. Cebrail ayüstü aleme bakıp ayaltı alemi yaratıyor. Yani sudur teorisinde yaratıcı, fizik alemi fiilen yaratıcı Cebrail, Allah değil. Şimdi bu gerçekten İbn Arabi anlatıyorum aslında. Yani alakasızmış gibi hissediyorum bir anda, öyle değil. Bir daha geri adım atıyoruz. Platon'un dünyasında bir agaton, bir tanrı vardır. Diyelim şimdilik bizdeki Allah'a denk düşecek şekilde. Bir de Demurgos diye bir tanrı vardır. Şeyleri canlandıran tanrı, böyle bir demiri döver o. İşte modellere bakıp fizik alemi yaratır. Aşağı yukarı bu Cebrail'e denk düşer Farabi'de. Yani Farabi sisteminde ve İbn Sina sisteminde faal akıl olarak Cebrail üst aleme bakıp alt alemi belirler. Onları canlandırır. Yaratma derken böyle bir yaratma. Onlara imge verir yani. Burası zor. Burada neden söz ettiğim hakikaten biraz zor. Ama durumu anlatacağım, yani benim başka bir yeteneğim yok yani. Bu kadar basitleştirebiliyorum. Şimdi burada aradığımız şey şu. Böyle olduğunda ikili alem var artık. Bakın modern fizikteki gibi tek bir yapı içerisinde mevzuyu anlatmıyoruz. Bir üst alem var. Metafizik, oluş bozuluş olmuyor orada. Yani yaşlanma yok, bilmem ne yok yani. Lineer bir hareket yok. Onlar dairesel hareket yapar. Mükemmel hareket yapar.
Yani çıktığı yere geri gelir. Çıktığı yere geri gelir. O yüzden kadim dünyada böyle daire hep şey, mistik bir şeydir. Şekildir. Biz mesela böyle bakmayız şu an. Mesela üçgen işte mistik değil, daire mistik gibi şeyler söylemeyiz biz. Ama eski dünyada vardı mesela. Diyelim ki daire güzel de aynı zamanda Platon'da. Bak bu epistemik de bir şey. Yani öyle bir edebiyat olarak bakmayın buna. Daire güzeldir. Ne demek bu? Biz böyle bakmayız ya. Üçgen çirkindir. Böyle anlamsız olur. Ama eski dünyada böyleydi. İslam düşüncesinde, İslam filozoflarında ikili bir alem vardı. Üstteki alem diyelim Allah'ın bulunduğu alem. Birinci akıl, ikinci akıl filan dediği alem. Yani aslında işte ilk on alem, ilk on akıl. Sonra bir de alt alem vardı. Şimdi daha hiçbir şey söylemeden bugünden bakınca bu bakış açısı bir defa yanlış zaten. Yani alemi iki ayrı ontik düzeyde düşünmek bugünün bakış açısına göre çok ters. Çünkü biz bugün her şeyi tek bir ontik düzeyde düşünüyoruz. Şimdi siz ikiye ayırdığınız zaman şöyle bir sorun oluyor. Hani dedik ya şuradaki A noktası, B noktasının başlangıçla nasıl bir ilişkisi var? Biz bunu rasyoneliteyle bugünkü dünyada kuruyoruz. Niye? Çünkü hepsi fizik dünyada zaten. Yani tek bir ontik düzeyde, yani şu platformun içinde ister şöyle yürüyeceğim, ister düz yürüyeceğim, ister farklı bir şekilde ama aynı ontik düzeyde. Aynı platformda. Şimdi siz alemi ikiye ayırırsanız bu platform zaten alt platform. Ben üste nasıl giderim? Çünkü burası onun bir iz düşümü bir şekilde. Ben oraya nasıl giderim? İşte Gazali dedi ki gidemiyoruz. Aklen gidemiyoruz yani. Dolayısıyla bu soru işte B'nin başlangıçla ilişkisi rasyonel bir ilişki dedik. Burada alemi ikiye ayırdığınızda biri fizik biri metafizik olunca biri dağda biri bağda gibi oluyor. Buradan buraya nasıl bir ilişki bulabiliriz? Ne diyeceğiz biz buna? Bizdeki klasik ifadesiyle şuna diyelim vahdet ya da tevhid, buna da kesret diyeceğiz. Yani bu en sonunda Allah'a dayanacağı için birinci akıl Allah olduğundan Tanrı diyelim tevhid vardır. Burada da kesret çoklu vardır fizik alemde. Bak çok kişiyiz, çok sandalye var, çok şey var, çok ağaç var, çok yaprak var, çok hayvan var. Bunlar nasıl şu ışık konisi gibi geriye gittiğini, bunlar nasıl gider? Yani her şey nasıl Allah'tan geldi? Yani bu çoklunun bu tekillikle, Allah'a, Tanrı'ya burada tekillik diyelim, o Big Bang'te patlayan tekillik gibi. Bu çoklunun bu tekillikle ilgisini nasıl kurabiliriz? Bak mutlaka bir ilgisi olmak zorunda çünkü diyorsunuz ki o zorunlu varlık, bütün bu mümkün varlıklar ondan geldi diyorsunuz. Geldi nasıl geldi? Ve ben bunu nasıl bilebilirim? Yani günün sonunda şöyle oluyor bakın. Şu da çam ağacı, bu da çam ağacı. Bu ikisini de Allah yarattıysa bu nasıl bundan farklı? Cevabımız basit. İşte Allah onu öyle istedi, bunu da böyle istedi. Bak burada sürü sepet problem var işte. Yani ben de yer yer bu problemleri anlattım size. İki tane sorunumuz var. Şu fizik dünyadaki çoklu bir ile o tek olanla nasıl ilişkileniyor? İki, bu çoklunun farklılığını ne sağlıyor? Tamam mı? Şimdi İslam kelamına gittiğimizde yani klasik anlamda İslam düşüncesi deyince hep söylüyorum akla kelam gelir. Hani İslam filozofları da aslında dışarı yani üvey çocuklar, tasavvuf da İslam'ın öz çocukları, İslam düşüncesinin öz çocukları kelamcılardır. Gazaliler, Cüveyniler, Eşariler şunlar bunlardır. Bunlar da diyor ki özetle ama şimdi her biri başka şeyle şey söylemekle birlikte ya bu alem tamamen ayrıdır birbirlerinden. Allah yaratır. Bunu çokça konuştuk. Yani Allah yaratır demenin çok ciddi problemleri var. Allah nereden yaratıyor gibi. Allah nasıl yaratıyor gibi çok ciddi problemleri var. Burada ben geçen sene Cevher Araz'ı anlattım o yüzden işte. Tekrar edemem. Ve tabii yani bu dersleri ciddiyetle takip eden birinin bunları bildiğini kabul etmek zorundayım şu anda. Allah cevher yaratıyordu, bütün cevherler aynıydı. Sonra farklılığı sağlamak için arazlar yaratıyordu. Şimdi bunun maliyeti var. Siz cevher araz teorisiyle birlikte alemi açıklayınca alemde zorunluluk olmuyor. Bak biz bunların hepsini konuştuk.
Çünkü bakışlar bana hiç böyle tanıdık gelmiyor şu anda. O zaman da ben pişman oluyorum tabii. Niçin böyle bir dersi seçtim, niçin böyle oldu diye. Bir zorunluluk problemi oluyor. Yani eğer her şey cevher ve arazdan oluşuyorsa, cevherler aynı ve onu farklılaştıran Allah'ın emirleri ise, Allah bir cevhere mavi ol dediğinde mavi oluyorsa, şimdi kırmızı ol dediğinde kırmızı oluyorsa, alemde deterministik bir yapı yoktur. Yani siz bu fiziği yapamazsınız. Bu böyleyse bu böyle olmak zorundadır diyemezsiniz. Çünkü Allah yapıyor. Allah dilerse öyle yapar, dilerse şöyle yapar. Güzel. Cevher ara sesiniz kayda girsin diye söylüyorum. Nedenselliğe bir tepki olarak. Doğdu doğmadı o bir tartışma ama sonuçta karşı kutuplardalar. Birbirlerine karşıt iki argüman. Ama dediğim gibi hani tekrar oraya giremeyiz. Yani şimdi hem İslam düşüncesinde yani hem filozoflar tarafında hem kelamcılar tarafında problem buluyoruz biz. Bu birlikten çokluğunun nasıl geldiği problemi, bunlar arasında nasıl ilişki olduğu problemi. Yani bir şekilde Tanrı var diyorsunuz, alem de var, bunlar nasıl birbiriyle ilişkileniyor ve nasıl farklılaşıyorlar? Şimdi Allah böyle diledi derseniz, zorunluluğu bozuyorsunuz. Deterministik bir yapı olmuyor. Allah kırmızı olsun dedi, kırmızı oldu. Büyük olsun dedi, büyük oldu. Öbür taraftan siz, hayır bunlar arasında zorunlu bir ilişki var dediğinizde, İbn Sina, Farabi gibi, İslam düşüncesindeki. Çünkü onlar neyi sevmiyorlar? Kelamcıların cevher araz teorisine karşılık, ya alemde neden sonuç ilişkisi vardır? Sizin bu anlattığınız hikaye neden sonuç ilişkisinin olmadığını söylüyor. Ama alemde neden sonuç olmazsa, biz bilim yapamayız, bilgi üretemeyiz diye şikayet ediyorlar bunlar. Anlatabiliyor muyum? Filozoflar. Onlar da neden sonucu yakalayalım istiyorlar. Bu iki varlık düzeyi arasında bir zorunlu bağ kuruyorlar. Fakat onun bir maliyeti Allah hiç Allah'a benzemiyor o zaman da. Allah zorunluluğun bir parçası oluyor bu sefer. Tanrı. Anlaşabiliyor muyuz? Ya inşallah. Yanlış anlamayın. Yani bunlar çok eskide kaldığı için. Bizde de bunun devamı filan böyle işlenmediği için yabancı geldiğinin farkındayım. Ama bu işe giriştik, ne yapalım? Yani bu sene bunu anlatacağız dedik yani. Bunlar böyle tırıvırı şeyler bir anlamda da bir anlamda değil yani. Hani düşünceyi düşünürlere bakarak öğrenebiliriz çünkü. Yani aranızda eğer Allah'a iman eden varsa 2024'te belki bir derdi olur diye söylüyorum. Hani Allah'ın olduğu bir yapıyı nasıl kuracaksınız? Hem nedenselliği kuralım, hem Allah'ın iradesini kurtaralım, hem Allah dilediği... Çünkü zorunlu Tanrı olur mu ya? Yani bir zorunluluk silsilesi içerisinde eğleyen Tanrı olur mu? Aranızda Müslüman var mı? Kameraya nasıl olsa girmiyorsunuz. Yani sizin Tanrınız belli kalıpların dışına çıkamıyor mesela. Bak İbn Sina'nın tanrısı böyle yaklaşık. Yapamayacakları var yani. Hani bir açıdan hiç tanrıya benzemiyor değil mi? Çünkü biz isteriz ki tanrı her şeyi yapabildiği için ona zaten ibadet ediyoruz. Yani kudreti var tanrının. Şimdi iki kutup var ortada. Ya cevher arazla çokluğu anlatacağız ama nedensellik olmayacak. Hani pamuğu ateş yakmıyordu. Allah'ın emri yakıyordu hatırlayın. Ya da hayır diyeceğiz. Ya bu böyle olur mu arkadaş? Yani nedensellik giderse ben burada nasıl yürüyeceğim? Bak şimdi nedenselliğe bağlı ben yürüyorum ya. Mesela bunun beni taşıyacağını düşünüyorum değil mi? Yani belli şartlar altında bu hep taşır yani beni. O yüzden böyle rahat yürüyorum ya. Nedenselliğin olmaması demek bunun bir an boşluğa düşmesi demek. Yani düşebilir. Hiçbir şeye güvenemeyiz ki. Değil mi? Mesela bu bina nasıl ayakta duruyor? Biz nasıl güvenle giriyoruz burada? Bir statik var, bir mukavemet var, bir dinamik var. Yani neyse bunun mühendisliği, buna güveniyoruz. E o da nedensellik de oluyor. Yani demir şöyledir. Demiri böyle yaparsan mukavemeti şöyle alır, taşıyıcı unsurları böyle yaparsan şu kadar taşır. Ama Allah istemeye de bilir bak. Dersek ne oldu? Ha yani demek ki bir taraftan nedenselliği kurtaracağız. Bir taraftan da Allah'ın iradesini kurtaracağız. Çünkü
Sistemimizde Tanrı da var. Evet işte şimdi bir kıskaç bu. Yani burada milyon tane sorun var da ben bir tanesini getirdim. Şimdi ikincisi bu mümkün varlık, zorunlu varlığı İbn-i Sina ya da İslam felsefesi anlatınca bir Tanrı zaten irade edemiyor. Yani Tanrı'nın mürit olma sıfatı ortadan kalkıyor. Çünkü bir yasanın içine getirdik Tanrı'yı. Yani bakın şuradaki nokta nasıl bir zorunlulukla patladı ve böyle geldi? İbn-i Sina Tanrı'yı da böyle anlatıyor aslında. Tanrı da döküldü böyle diyor. Hatta size biraz böyle iterek İbn-i Sina'nın söylemediği ifadeleri de söyledim. Yani desek ki işte Habib Kavak, Tanrı diyecek ki ben onu yaratmadım. Ben kendimi aklettim. Günün sonunda o geldi. Ama Habib olsun diye yapmadım ben bunları. Hani neredeyse diyeceğiz ki haberim bile yok. Ha Tanrı'nın işte bu yine felsefede, İslam felsefesinde ve kelamcıların hışmında bir konudur. Tanrı tikelleri bilir mi? Tanrı sizleri biliyor mu? Birazdan elimi şöyle yapacağımı ya da böyle yapacağımı biliyor mu Tanrı? Haydi bak şimdi sudur teorisi bir açıdan diyor ki ya Tanrı dolayımlı müsebbip zaten. Yaratan bir defa Cebrail. Tanrı Habib Ayşe Mehmet yaratmadı ki. Ya bu taraftan da bilmeyen Tanrı olur mu da? Yani kudretsiz Tanrı'yı söylüyoruz. İradesiz Tanrı'yı söylüyoruz. Şimdi bir de bilmeyen Tanrı. Benden hiç farkı yok yani. Çünkü benim de kudretim yok. Ne bileyim iradem sınırlı ve bilgim sınırlı. Yani sürü sepet birbirine bağlı böyle problemler silsilesi yani bunlar. Tartışmanın içinde bu sefer İslam kelamında meşhur bir alan, ilahi sıfatlar problemi başlıyor buna bağlı olarak. Yani Tanrı-alem ilişkisini nasıl yaparsanız yapın, ilahi sıfatlar yanıyor bu sefer. Yani ne demek ilahi sıfatlar diye bilinen başlık? Yani işte Tanrı Rahman'dır, Tanrı Rahim'dir. Ben bunları hep söyledim size. Şimdi bir daha böyle bu çerçeve içerisinde bir daha çerçeveliyorum. Hep tanıtım amaçlı. Bakın bunların uzmanları olsa hep bana diyecek ki ya sen böyle çok hızlı yürüyorsun yani. Bir dakika İbn-i Sina öyle demedi, Gazali böyle demedi filan diyecek hep. Ben bunun farkındayım da. Çünkü genel konuşmalar hata barındırırlar. İlahi sıfatlar problemi nedir? Bu sefer Tanrı işte kerimdir. Yani cömerttir. Şimdi cömertlik Tanrı için ne demek? Yani Tanrı'nın sıfatları zatına içkin mi değil mi? Burada olan varsa o günlerde hani ben şöyle demiştim. Diyelim ki işte Habib cömerttir ya da Habib cimridir desek. Bakın benim bir zatım var. Bir de sanki böyle bir nitelik var. Cömertlik, cimrilik, korkaklık, sabır ne diyorsanız artık. Hani ben o öyle bir eylem tanımı var ki ben onu eylediğimde cömert oluyorum. Ya da onu eylediğimde cimri oluyorum. Allah için, Tanrı için böyle denir mi? Yani Tanrı kendisi için işte İsmi Azamlar, Esma-i Hüsna'lar filan değil mi? Yani Tanrı'nın işte Allah'ın 99 ismi var filan. Bir sürü sıfatı var. Cabbardır mesela Allah. Ne demek yani cebr eyleyen? Ya böyle olunca sanki karikatürize etmek için söylüyorum. Sanki iyilik diye bir şey var. Ben onu giydiğimde iyi oluyorum. Cömertlik diye bir şey var. Ben onu giydiğimde cömert oluyorum. Ama Allah için böyle söyleyemiyoruz. Çünkü o zaman ya bu nitelikler nerede diyoruz? Yani Allah'ın zatını diyelim kurtardık. Hani var. Allah'ın zatı var. Çünkü Allah kendisi öyle diyor. Allah bak isimlerinden biri ferttir. Zaten şimdi tasavvufta en çok belki konuşmamız gereken şey de fert. Ki hiç daha tasavvufa giremedik şu anda. Şimdi Allah diyelim bir zatı var. Yani bir bireyi, personası var. Müşahhas bir şahsı var. Kelam böyle düşünüyor çünkü. Peki sıfatları var mı? Yani iyidir, işte alimdir, kerimdir, değil mi? Selimdir. Neyse işte yani. Onlar nasıl var? Yani bunlar nasıl varlık düzeyi? İyilik, cömertlik nasıl varlık düzeyleri? Şimdi bu ilahi sıfatlar. Çünkü Mutezile kelam içerisinden çıkıp diyor ki Allah'ın diyor diyelim kadir olması kudret ayrı bir varlık değil. Allah'ın aciz olmamasını imliyor Allah. Yani negasyonla anlayacağımız bir şey.
Ha mesela Allah ne diyelim işte kerimdir dedik. Allah cömerttir dedik. Ha cömertlik diye bir nitelik var. Allah da onu giyiniyor demek istemiyoruz. Ya aksi nedir? İşte cimri. Cimri değildir demek istiyoruz. İşte Allah alimdir derken bak Habib alimdir, alimdir. Habib bilgilidir. Bilgi var nerede varsa. Ben bunu edindiğimde ben de bilgili oluyorum. Peki Allah'ın bilmesi nasıl bir bilme? Allah alimdir derken Allah bilgilidir mi demiş oluyoruz? Bak ne diyorsun sen bir düşün yani. Hakikaten Allah alimdir. Alimdir demeyiz. Alimdir deriz o mübalağalı formudur. Ne demiş oluyoruz? Allah bilir. Yani Allah'ta bilgi mi var? Allah bilgili midir? Ha, Mutezile diyor ki cahil değildir demek istiyor. Tamam ama bu sefer ne oluyor? Allah'ın bir zatını koyutluyoruz. Sıfatları yok. Şimdi bu Platon'un tanrısına benziyor. Bu Aristoteles'in tanrısına benziyor. Yani Kur'an'da anlatılan tanrıya da pek benzemiyor yani. Çünkü bir zatını koyutluyoruz, sıfatları yok. Sanki o zaman müşahhas bir varlık değilmiş gibi görülüyor. O zaman da diyorlar ki, ya sıfatsız Allah Tanrı'dan başka her şeye benziyor. Şimdi kelam burada bir tartışmaya başlatıyor. Yani Tanrı'nın sıfatlarını, Allah'ın sıfatlarını korumak zorundayız. Allah'ın sıfatlarını korumazsak filozofların Tanrısına benzer bizim Allah'ımız. Ya tenakuzları da var. Çünkü bu sefer de Allah işte alimdir derken cahil değildir demiş oluyorsun falan diye Allah'a yükleyeceğimiz nitelik bırakmıyoruz. Yani bir anlamda Allah neyse odur gibi bir şey söylüyoruz. Ha, şimdi bir taraftan Allah'ın sıfatsız olma tehlikesi var. Diğer taraftan nedensellik ve Allah'ın iradesiyle ilgili bir sorunumuz var. Aşağı yukarı İbn Arabi'yi temel aldığımıza göre o çağa geldiğimizde şimdi şurayı silip şimdi artık İbn Arabi sistemine geçeceğiz. Biraz şeyi tanımlamış olduk. Şurada mıydı? Bu nasıl gidecek geri? Nasıl gider bu? Ne? Basıyorum ona gitmiyor. Bu işler hiç bana göre değil ya. Hocam hemen ayarlayayım. Büyüttüğünüz zaman hocam bastığınızda otomatik gelecek. Şuna mı basıyorum ben şey için yeni sayfa için? Bastığınızda hocam. Tamam peki. Bastınız ve peki yani. Tamam. Şimdi o geçen haftanın bıraktığımız hikayeye geri döneceğiz. İlmin mevzuları olurdu, koyutları, postülaları olurdu, doğru mu? Şimdi İslam düşüncesinde, İslam felsefesi için konuşursak, postüla ana mevzumuz yani, asıl düşünce varlık olmak açısından varlıktır demiştim ben. Yani İbn Sina'ya gittiğimizde şöyle bir şey söylüyor. Varlık, ne diyelim buna? Bilerek şeyini kullanmayacağım da. İşte temeldedir diyelim. Yani işte varlık mevzudur diyeceğim aslında. Yani düşünceyi varlığı temeli alarak başlatır İbn Sina. Aristoteles gibi. Yani der ki biz kendimizi varlığın içinde buluyoruz. Kimse bunu sorgulamaz. Bunu sorgulayan adam delidir diyor İbn Sina. Yani kendimi bir varlık sahasında buluyorum ya. Ana zemin varlıktır. Öyleyse temel düşünme varlık olmak açısından varlığın mahiyetinin sorgulanmasıdır İbn Sina'ya göre. Bu Aristoteles'te de böyle. Anlatabiliyor muyum dediğim? Bakın fizik mesela varlık içerisinde hareketi
konu eder demiştik. Bu temel postüle ise, yani İslam felsefesinin mevzunu söylemiş oluyoruz şu anda. Bu diyor ki, biz varlığı temel alırız. Varlık vardır yani. Aslında buraya söylemek istediğim şey bu. Varlık vardır. Ne demek varlık vardır? Yani bir ilke olarak tüm var olan fizik şeyler birer vardırlar. Biz bunu temele alırız. Yani varlık var mıdır diye bir soru soramazsınız İbn-i Sina'ya göre. Adamın derdi şeydir yani. Eğer varlık var mıdır diye bir soru soruyorsa İbn-i Sina diyor ki yani biri çıkıp ya varlık yoktur arkadaş. Bak bunu daha sonra felsefede söyleyenler oldu. Bunu diyen adamı ciddiye almayın. Bu pislik derdinde, bu deli diyor, bu bilmem ne, bu sofistik bir tartışmanın peşinde. Varlık var. Peki ne yaparız? Bunlar gerçek midir diye sorarız. Bakın şimdi varlık demekle varlığın gerçek olması ayrı şeyler. Tamam mıyız? Yani ya çok yabancı bakıyorsunuz. Vallahi bak, gelip buradan kendinize baksanız böyle. Şöyle diyelim bakın. Bakışlarınızdan anlıyorum ben. O kadar tecrübem var. Mesela üçgen deyince aklınıza bu meşhur bir filozofun örneğidir. Üçgen deyince aklınıza üç kenarlı bir şey geliyor. Üçgen vardır gerçekte demek başka bir şey bakın. Yani üçgen vardır. Bak kafamızda bir üçgen şekli var. Var mı? Var işte. Peki gerçekte üçgen var mı? Yok. Değil mi? Böyle bir şeyden söz ediyoruz. Yani varlık vardır, varlık temeldir. Ve varlık gerçektir. Çünkü şöyle bir şey olabilir. Matrix dünyası gibi bir dünya olabilir. Yani bütün bunlar bir hikayeden ibaret, bir rüyadan ibaret olabilir. Yani bana göre hepiniz varsınız ama gerçekte yoksunuz. Mesela şizofrenler falan böyle değil mi? Bir şeyler görüyorlar. Var mı? Var. Adam için var. Peki gerçekte var mı? Yani vuku bulmuş mu? Öyle değil. Mevcut mu? Mevcut değil. Vücuda gelmemiş. Hep söyleriz hani uçan at var ama mevcut da değil. Realde yok. Ha İbn-i Sina diyor ki bak varlık olmak açısından varlık vardır ve bu gerçektir. Tanrı bizim ilmimizin, felsefenin mevzu değil, mevzuyu hatırlıyorsunuz geçen haftadan, koyutu değil, meselesidir diyor. Bizim mevzumuz varlıktır, varlık vardır ve gerçektir. Meselemiz de Tanrı'nın, yani meselelerimizden bir tanesi de Tanrı'dır. Yani diyeceğiz ki varlık vardır da Tanrı var mıdır? Varlık gerçektir de Tanrı gerçekten var mıdır? Bu bir bizim meselemiz. Duruma göre maksadımız. Oldu mu? Bak şimdi tasavvuf buradan ayırabiliriz artık. Çünkü tasavvuf diyecek ki, bak siz varlığı temele alınca, varlık olmak açısından varlığı temele alıp varlık sorgulamasına gittiğinizde az önceki problemlere düşüyorsunuz. Neydi? Ya Allah'ın iradesinden bir şey veriyorsunuz, ya sıfatlarını kabul etmiyorsunuz, ya nedenselliği yakalayamıyoruz filan. Birlikte çokluk arasındaki ilişkiyi tam tutarlı ifade edemiyorsunuz siz. Şimdi ben İbn Arabi'yim, tamam mı? Bak haklıyım da bu arada. Yani İbn Arabi bunu söylediğinde haklı. Sistemi getiriyorsunuz, birçok şeyini kurtarıyorsunuz, çok önemli bir yerden fire veriyorsunuz. Ya Tanrı lehine, yani Tanrı aleyhine bir fire veriyorsunuz, ya bilgi ya da insan aleyhine bir fire veriyorsunuz. İbn Arabi diyor ki, bak bunun sebebi sizin diyor, koyut olarak varlığı temele almanızdır diyor. Oysa siz varlık yerine Tanrı'yı temele alın, bak bunlardan kurtulursunuz diyor. Bak buraya kadar konuştuklarım basitti, şimdikiler zor aslında. Olması gereken koyut, yani düşünceye başlayacağımız şey, varlık, Arapçasını, Arapçasını yazayım ben.
Vücut min haysu huve yazamıyorum ki. Vücut el hak. Bakın şimdi İslam düşüncesi, İslam felsefesindeki varlık temeldedir düşüncesine karşılık hak temeldedir diyeceğiz. Vücut min haysu ve huve vücud el hak. Varlık olmak bakımından varlık haktır. Bak varlık olmak bakımından varlık sizin dediğiniz varlık biçimi değil, Allah'ı temele alacağız. Yani İbn Sina ne demişti? Kendimizi bir varlık içinde buluruz. Varlık temeldedir. Biz sadece bunlar neyin nesidir diye sorarız. Onları biliriz. Onların içindeyiz, onlara maruz kalırız. Onların analizini yaparız. Nereden geldi, nedir, gerçek mi değil mi? İbn Arabi diyor ki, aslında temele koyacağımız şey bu olacak, bu değil. Yani Allah haktır. Biz Allah'a maruz kalırız. Biz sorgulama yapacaksak bunun sorgulamasını yapacağız. Varlığı temel alıp varlığın ne idüğünü sormayacağız. Allah'ı temel alıp Allah'ın ne idüğünü şey yapacağız. Varlık bizim meselemiz olacak. Mevzumuz Allah olacak. Anlaşıldı mı? Bir problem var mı burada? Varlığı temel almakla Allah'ı temel almak arasında bir problem var mı sizce? Yok, size konuşma hakkı yok. Bakın bu normalde olacak bir şey değil. Yani ben hani anlatabildim mi diye böyle kanırtıyorum. Varlığı temel almak doğal bir şey. Çünkü biz varlık içerisindeyiz. İbn Arabi ne yapıyor? Yok biz diyor Tanrı'nın içerisindeyiz. Böyle bir ifade kullanıyor yani. Oysa biz bunu bilmiyoruz ki. Anlatabiliyor muyum? Biz bunu bilmiyoruz. Yani kendisine gitmemiz gereken bir şeyi İbn Arabi temele alıyor. Bakın biz varlık şöyle ifade edilir yani. Varlık bedihidir, iptidaidir. Ya kendimizi onun içinde buluruz. Otomatikman buluruz. Hani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ki. Ama Tanrı İptidai değildir yani diskürsiftir, gidimlidir. Tanrı'ya gideriz, Tanrı fikrine gideriz. Yani varlıkla böyle şak diye karşı karşıyayız. Ya gözümüzü açıyoruz, varlığın içindeyiz. Ona maruz kalıyoruz. Ama Tanrı'ya maruz kaldığımızı iddia edemeyiz ki. Gözümüzü açar açmaz her yer Tanrı diyemeyiz ki. Tanrı fikrine gidecek bir fikirdir Tanrı. Anlatabiliyor muyum ben? Ama İbn Arabi ne yapıyor? Sanki ben gözümü açar açmaz Tanrı varlığa maruz kaldığım gibi, Tanrı'ya maruz kalıyormuşum gibi davranıyor. O zaman diyor ki ben Tanrı'yla beraberim zaten. Ben şimdi Tanrı'nın ne idüğünü ve buna bağlı olarak varlığın ne idüğünü anlatacağım. Yani az önceki o zorunlu varlığı tüm varlık haline getirecek. Bir defa ikiliği kaldıracak. Zorunlu varlık, mümkün varlık diye o ontolojik iki katmanı kaldıracak ve diyecek ki, ya baktığınız her şey Tanrı. Yani bir an böyle düşünün diyor. Bir an baktığınız her şeyin varlık değil de Tanrı olduğunu düşünün. Bunu söylediği için de varlıkla Tanrı özdeştir diyor İbn Arabi. Bak bunun... Ve yani ifadesinin zor olduğunu, ilk anda anlamasının zor olduğunu farkındayım ben. Bir dakika Musa. Varlıktan Tanrı'ya gidemiyoruz bakın. Bak bu gerçek ha, gidemezsiniz yani. Bunu başarabilmiş bir sistem yok dünyada bak. Batı'da doğuda yok. Böyle varmış gibi davrananlara bakmayın yani. Aklen oraya gidemezsiniz. Biz bunu 40 dereden getirebiliyoruz yani gidilemeyecek. İbn Arabi. Madem varlıktan Allah'a gidemiyorum, Allah'ı varlıkla özdeşleştirirsem, varlıktan varlığa gider gibi, Allah'tan Allah'a, Allah'tan varlığa, varlıktan Allah'a gitmiş olurum diye bir koyutu önce oraya koyuyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani sanki bize, bakın diyor,
bir an varlığı vücut olmak, oraya geleceğiz daha sonra da, varlığı Allah olarak düşünün. O zaman varlıktan Allah'a gidemiyorduk ya, varlığı Allah olarak düşünürseniz, varlıktan Allah'a gitmek, özdeşlik kanunu gereği bir şeyin kendisinden kendisine gitmek olur, bu sorun kalkar bir defa ortadan diyor. Tamam mı? Bir şeyin yine kendisine götürülmesi, yani bir mantıksal sorunu aşmanın amacında öncelikle. Bak bu çektiği operasyon mantıklı bir operasyon. Ha, yani bunu yapabilir yani. Bak bunu Batı'da nispeten Spinoza da yaptı. Spinoza dedi ki yani tek töz vardır, o da Allah'tır, Tanrı'dır. Bu da dedi Tanrı'nın moduslarıdır. Gördüğünüz her varlık şeyi Tanrı'nın modusları, Tanrı'nın halleridir. Şimdi biraz ondan da bu diyorum, bundan da bu diyorum. O yüzden zaten Spinoza ile İbn Arabi'nin hep aynı şeyi söylediği söylenir. Yani baktığınız her şey Tanrı. Şimdi bunu ne için yapıyoruz? Bir defa mantıksal bir problemi aşabilmek için yapıyoruz. Varlıktan Tanrı'ya gidemiyoruz. Fizikten metafiziğe gidemiyoruz. Ben ne yapayım? Fizikle metafiziği iç içe getireyim. Bunları tek şey yapayım. Az önceki o şey gibi, ışık konisi gibi. Hepsini tek ontik düzeye getireyim. Bak şöyle oldu. Metafizik ve fizikti ya, az önce böyle bir Big Bang falan yaptım. Şimdi biz metafiziği eledik modern dünyada. Fizik içerisinde işte bir koni düzdük, işte ışık patlaması falan dedik. Işık patlaması diyorum, işte bir büyük patlama dedik, sonra her şey oluştu dedik. Bir tek tip varlık içerisinde şey yaptık. İbn Arabi'nin teklifi şu, biz bunu bugün fizikte yapıyoruz ya, İbn Arabi gelin metafizikte yapalım diyor. Yani böyle bir şey demiyor da, yani böyle diyor. Hani diyelim ki, ey modernler diye bize sesleniyor şimdi. Siz metafiziği eleyip fizikte bir teklik yarattınız. Orada Tanrı'ya yer kalmıyor. Ben ne yapıyorum? Ben fiziği eleyip metafizikte bir teklik yaratıyorum. Böyle olmaz tabii, saçma da. İkisini birleştiriyor. İki alem yok, tek alem var. Ay üstü alem, ay altı alem de yok. İşte Tanrı yarattığı nerede, nasıl yarattıysa yarattığı gibi kelamcıların, o sizin de ilmihallerden bildiğiniz, ananızdan babanızdan büyük oranda cami hocanızdan bildiğiniz bir hikaye de yok. Onun da bir sürü muhal problemi var. Dedik yani yokluk nedir, ne değildir filan. Öyle yoktan filan yaratılmaz. Aklen zaten muhal. Yoktan yaratma olmaz. Yoktan bir şey var olmaz. Yokluk diye bir alan yok. Tanrılar diyarı diye bir alan da yok. Dolayısıyla fizik diyarı, metafizik diyarı diye ayırabileceğimiz alanlar da yok. Buna dair sınırlar da yok. Bir tane mekan, bir tane alan var. Bu da Tanrı. Bir tane düzeyimiz var şu anda. Tıpkı az önce fizikte büyük patlamanın olduğu fizik düzeyi gibi. Şimdi de ister fizik ister metafizikteyim fark etmez. Bir tane düzey var. O da şudur. Varlık eşit Allah'tır. Bak böyle bir şey söylemiyor İbn Arabi de. Ben durumu anlatmak için iyice budadım yani biraz. Çekiştiriyorum sağından sonundan. Varlık eşit Allah'tır dersek, varlıktan Allah'a gidemiyoruz ya Tanrı'ya. Varlıktan varlığa gitmiş oluyoruz. O zaman diyor ki, vücud min haysu ve huve vücudel hak. Varlık olmak açısından varlık haktır. Ey İbn Sina, sen burayı göremedin. Oldu mu? Yani varlık olmak açısından varlık araştırmasıdır diyordu İbn Sina. Aristoteles böyle söylüyor. Felsefe varlık olmak açısından varlığın araştırılmasıyla başlar diyor. İbn Sina da bunu alıyor. İbn Arabi de diyor ki ha o Allah işte. Varlık eşit Allah demiş oluyorum ben. O zaman varlık araştırması aynı zamanda Allah araştırması. Şimdi İbn Arabi'nin bize teklifi ne biliyor musunuz? Bir an şöyle demiş oluyor. Bir an varlığın Allah'ın ta kendisi olun. Bakın daha sonra nasıl ta kendisi demek olduğunu konuşacağız. Çünkü ana problemimiz o bizim. Bir an gördüğünüz her şeyin Allah olduğunu düşünün. Yani varlık ve hak eşittir diye düşünün ve bu gerçektir. Bu vücut min haysu. Az önceki üçgen örneği gibi. Hani üçgen vardı ama gerçekte yoktu. İbn Sina'nın koyutu neydi? Varlık vardır ve gerçektir. Şimdi İbn Arabi de diyor ki bakın bir an şöyle düşünün. O varlığı oradan çekin. Onun bir an Allah olduğunu düşünün. Allah vardır ve gerçektir. Allah eşit varlıktır. Her şey bu varlığın bir dökümü olduğuna göre her şey Allah'ın bir dökümüdür. Ve bunlar vardır ve gerçektir. Bakın bir an benim teklifimle düşünürseniz ben size sorunların hepsini atlatacağımı göstereceğim. Ama biraz sabredin.
gibi bir teklif bu şu anda. Anlatabiliyor muyum? Yani varlıktan Tanrı'ya gidemiyorsak, Tanrı'yı temele alıp varlığı açıklamaya girişmek daha mantıklı. Biz de diyoruz ki ya arkadaş biz varlığı temele alabiliriz çünkü onunla iktidai olarak karşı karşıyayız. Nasıl Tanrı'yı temele alalım? O da diyor ki ya bir an Tanrı eşit varlık diye düşün. Tanrı varlık özdeşliğini düşün. O zaman varlığı temele almak Tanrı'yı temele almak olur. Şimdi bir daha sorunlara bakalım. Bak çözdüğüm zaman göreceksin ki bu doğruymuş. Yani metot olarak şöyle bir metoda sahip İbn Arabi. Eskiler, ben yine burada birkaç defa söyledim. Eski düşünce şöyleydi. Bir düşünsel sistem çelişkiye takılıyorsa bir hata vardır orada. Olmayan bir şey varmış gibi muamele çekiliyordur. İbn Arabi diyor ki ben size bir aksiyom getireceğim. Tanrı varlık özdeşliği aksiyomunu getireceğim. Çelişmeden anlatabilirsem bunu kabul etmek zorundasınız. Yöntemini anlıyor musunuz yani? Sorunları bu şekilde ben atlatacağım diyor size. Bak çok büyük iddia. Atlatamadı bu arada. Ama büyük oranda yaptı yani. Ama önce o metodik, o gücü görmenizi istiyorum yani. Eğer çelişkisiz sizi anlar. Yani bir an bunu böyle farz edin. Her şeyi açıkladın mı? Açıkladın. Kabul edilebilir olur yani. Oldu mu? Çünkü elimizde iki tane sistem var. Kelamcıların sistemi ve filozofların sistemi. Bunların çeliştiğini gördük mü? Gördük. Birini aldığımızda diğer taraftan patladığını gördük mü? Gördük. Tamam. Benim teklifim şunla şunu yer değiştirmek şimdi. Tanrı varlık özdeşliğini sağlayıp bunu kabul edip bunun zemininde her şeyi açıklayacağım. Ben burada yine çok söyledim ki bakın bir Müslüman şu ya da bu şekilde bunu yapmak zorunda zaten. Şu ya da bu şekilde yani Allah'a iman ediyorsanız, İslam'daki o klasik İslam'daki gibi bir Allah'a iman ediyorsanız bilmeyi ve olmayı onunla açıklamak zorundasınız. Onsuz bilme ve olmayı açıklayabiliyorsanız Allah orada Deus Machina olur. Yani olmasa da olur ama sisteme koyduğumuz bir faktör olur. Asli bir faktör olmaz yani. Hani zorunlu varlık gibi bir şey olmaz. Kendisini yani şeyleri ancak onunla açıklayabiliyor olmamız lazım. Eğer Allah hakikaten varsa diyelim İslam'daki Allah o klasik bildiğimiz müşahhas olan Allah hakikaten varsa onsuz sistemin çelişiyor olması lazım. Bakın Big Bang'den patlayan nesneyi çekin, Big Bang'i açıklayamazsınız ki. Değil mi? Anlaşıyor muyuz burada? Ha o zaman bir şekilde Allah sistemin içinde olacak. Şimdi İbn Arabi de gelin biraz sabretmek kaydıyla ben bunu postüleye koyayım, bunu zemine koyayım ve şimdi bununla birlikte size anlatayım. Ama bir an varlıkla Tanrı'nın özdeş olduğunu düşüneceksiniz. Eğer ben sistemin sonunda her şeyi açıklayabiliyorsam geriye dönük demek ki böyle. Yani en azından Big Bang teorisi gibi elimizdeki en güçlü teori olur. Dikkat edin teorilerin özelliği açıklama gücü getirmeleridir. Kesin olmaları değil. Hiçbir teori kesin değildir. Hani bunu bir iki defa söyledim size. Hani evrim teorisi. Evrim teorisi kesinleştirilemez. Hani evrime karşı olanlar bazen ya bu bir teori işte yaratılış da bir teori falan gibi. Hep söylüyorum hani sanki hipotez, yani tez, hipotez işte teori ve kanuna doğru bir, böyle bir sağlamlık oluyormuş gibi sistem öyle yürümez. Oradaki en son şeydir, teoridir. Kanun başka bir şey. Kanunlar kesinleşir ama açıklama vermez. Teoriler o kanunların açıklamasını verirler. O yüzden kesinleşmezler. Teori ayrı bir alan. Yani kanun ve teori ikisi ayrı alanlar bunlar. Yani sanki teoriler gözlemlenip kesinleşince ne dedim ben? Kanun oluyormuş gibi gelir. Öyle değil. Teori hep teoridir. Daha iyi teoriler gelir. Yani gördüğümüz şey diyelim kutup ayısının beyaz olmasıdır. Teori 1 Allah böyle yarattı. Teori 2 doğa böyle yarattı. Bu ikisi de teori. Hangisinin açıklama gücü daha fazlaysa onu tercih ederiz. Bunlar hep teori düzeyinde kalırlar. Tamam mı? Ha şimdi Big Bang de böyle bir teori. Bir açıklama gücü veriyor. Hakikaten de iyi bir açıklama gücü veriyor. İbn Arabi'nin teklifi de bu noktada benim gibi düşünelim. Ben bu sorunları aşabilirsem, bir tutarsızlığa düşmeden aşabilirsem en iyi ihtimalle diğer iki teoridense bu teori daha güçlü demek zorundasınız. Tamam mı? Yöntem böyle bir yöntem yani.
Ha, şimdi daha en baştan şunu fark ettik ama. İbn Arabi'nin derdi öyleyse ateizme diyelim bugünden düşünürsek. Ateizme Tanrı ispatı değil. Çünkü Tanrı varlık özdeşliğini başta kabul ediyor. Ha, bugünden söylemiş olsak İbn Arabi gözünü deizme dikmiş. Ateizme değil. Ve teizme dikmiş. Yani ateistlere konuşmuyor İbn Arabi. Teistlere ve deistlere konuşuyor. Çünkü Tanrı var, sıfatlar yok, bu deizm. Tamam mı? Ya çünkü sıfatsız bir Tanrı, niteliksiz bir Tanrı olur. Yani doğasının gereğini yapıyordur. Deizm böyle bir şey zaten. Bir gün belki deizmi konuşuruz. Deizm çok daha şey, bana çok saçma geliyor deizm. İşte Tanrı var ve sıfatları var. Bu da teizm. Ha, İbn Arabi bu ikisine sesleniyor öyleyse. Şimdi öyleyse temel bir postüle olarak bunu alacağız. Varlık olmak açısından varlık haktır ve o gerçektir. Şimdi söyle bakalım, ben yine gitti bu. Evet. Sesin hiç gitmedi ama kameraya. Ama doğru söyledin Musa. Ben anladım. Doğru söyledin. Oraya geleceğiz. Şimdi ikincisi ayağını sabite ile birlikte biz İbn Arabi'nin ne demiş olduğunu çerçeveleyeceğiz. Yarım saatim var. Birincisi, Tanrı varlık özdeşliğini kabul edeceğiz. Bu aslında sonraki konuşmada anlatmaya çalışacağım ki, bu İbn Arabi'ye kadar vardı zaten bir numara. Fena ve beka derken mutasavvıflar bunu konuşuyordu. Bir sonraki derste zaten fena ve bekayı anlatmaya çalışacağım. İbn Arabi'nin asıl faslı, asıl gücü ayağını sabit edilir. Ama birinci şartıyla. Yani birinci maddeyi kabul etme şartıyla, şimdi ikinci postülasını koyacak. Ayağını sabite, işte birinci sınıf bir felsefi tartışmadır. Bu zor bir tartışmadır, çok zor bir tartışmadır. Aynı sabit, tekili, ayağını sabite, çoğulu. Bunun tam ifadesi ayağını sabite fi ilmillah'tır. Allah'ın ilmindeki sabit hakikatler. Şimdi bakın, bir dedi ki Tanrı varlık özdeşliği vardır. Ve bu gerçektir. İki, hakikatler Tanrı'nın, Allah'ın ilminde sabittir. Ha, bu ne demek? Keşke bu dersi başka biri yapsaydı, ben sonraki dersi yapsaydım. Şimdi bizim çokça konuştuğumuz, hem burada hem de Müslümanların, ne bileyim, düşünürlerinde, herkesin aslında bu konuyla ilgili konuştuğu bir problem var. Ben Habib Kavak'sam, benim nerem Habib Kavak diye. Hatırlıyorsunuz, biz konuştuk bunları yani. Beni Habib Kavak yapan şey ne? Yani işte falan filanın oğlu olmam. İşte şu tipte olmam. Şu boyda, şu kiloda olmam mı? Ne yani Habib Kavak? Nedir? Hani bir cevher var. Eskiler böyle düşünürdü. Doğuda da, batıda da. O özdür beni ben yapan. Diğerleri de arazdır. Benim bedenim filan. Mesela en klasik şey ruh, beden teorisi böyledir değil mi? Yani çocukluğumuzdan beri bunu biliriz. Yani Casper vardır işte, böyle hayalet filan. Öldüğümüzde bir şey kalkar gider filan o çizgi filmlerde. Böyle bir dualist bir şey var yani. Sanki benim bir bedenim var. Böyle et kemik filan. Hatta ayet bile ilk açıdan böyle konuşuyor. Mesela Mü'minin suresinin ilk 10 ayeti galiba değil mi? İşte et, kemik, biz onu şöyle yaparız, böyle ederiz, o şu olur, bu olur filan.
Sanki böyle bir gelişim, o embriyo gibi bir gelişimden sonra Allah bir müdahalede bulunuyor. Hatta bizde ne denir? Kaçıncı gün, 40. gün mü ruh üfleniyor filan denir. Burada nasıl bir yapı var? Bir beden var. Sonra o bedene bir üfleme gibi bir eylem var. İşte bizde bilinç oluşuyor. Yani bizi biz yapan bir öz fikri eski dünyanın her tarafında vardı yani. Bir beden, bir de ruh, böyle ikili bir yapı. Problemli bu. Nereden baksanız yine bir dünya problem. Mesela yine İbn-i Sina falan işte beden cismani haşrı mesela kabul etmiyor ya. Çünkü beden oluş bozuluşa tabi. İki alem vardı. Fizik aleme tabi. Diyelim ahiret yurdu metafizik alemde. Metafizik alemde oluş yok. Oluş bozuluşa tabi olan bir beden oraya nasıl gidecek? Gibi. Şimdi benim bedenimin yani malzeme olarak alt alemde olan bir malzeme üst aleme nasıl gidecek? Gibi sorular. Gazali de bu yüzden kafir falan yapıyor ona. Şimdi bizi biz yapan şey ne? Ya bunu ama düşünmelisiniz yani. Bu işlerin içindeyseniz, bu işlere merak sarılıyorsanız, bir açıklama getirmek istiyorsanız beni ben yapan nedir diye düşünmek zorundasınız yani. Ve bunu da böyle hindi gibi düşünmekten ziyade bunu düşündükten sonra biraz da okumak zorundasınız. Çünkü eğer böyle müstesna bir zekada değilseniz, hani tarihte görülmüş 3-5 bin kişiden biri değilseniz muhtemelen hani daha da sigara içip ya ne acaba filan demek olduğu düşünülüyor düşüncenin. Öyle bir şey değil yani düşünce. Ben bunu çok düşündüm filan. Hakikaten beni ben yapan şey ne diye düşünmek zorundasınız. Ve buna bir şey söylemek zorundasınız. Niye, neyin etrafında dolanıyorum? İdeaların etrafında dolanıyorum. İşte Platon diyordu ki özetle idealar var, hakikatler diyarı var. İşte biz de onun kopyalarıyız. Nasıl olduğu problemli. Ayan-ı sabite şeylerin kendiliklerinin Allah'ın ilminde olduğunu düşünen bir teori. Ne dedim ben şimdi? Şeylerin hakikati Allah'tadır. Ne demek? Çok zor ya vallahi bunu konuşmak çok zor ya. Keşke ders bitmiş olsaydı abi şimdi. Nasıl? Kendinde şey bile bir kantin. Evet, kendinde şey nasıl bir şey işte? Şimdi benim böyle derslerde verdiğim, yıllardır verdiğim bir tekerleme var. Mesela ben Habibim değil mi? Hani biraz böyle pratik edelim. İbn Arabi'yi konuşuruz, onlar kolay. Şimdi ben Adıyamanlıyım. İşte 81 doğumluyum. Falanın ve filanın oğluyum. Filanın babasıyım. Şimdi bizim eski arkadaşlar hatırlayacaktır yani. Şimdi ben diyelim ölüyorum. Tamam mı? Olmaz ya. İşte melekler de geliyor beni cehenneme atacak. Ben de diyorum ki ya ne oldu beni niye cehenneme atıyorsunuz filan. Bu verilmiş bir örnek aslında. Bana ait bir örnek değil. Melek de diyor ki lan nasıl ne olmuş? Yani her türlü pisliği yapmışsın. Adam öldürme var, gasp var, tecavüz var, bilmem ne var filan gibi. Ben de diyorum ki meleğe ya diyorum bak ben hepi topu 70 yıl yaşadım beni sonsuzca yakacaksın. Ya bu çok adil görünmüyor yani. Hani 70 yıla karşı sonsuzca yakacaksın. Beni sonsuzca bak mantık düzeyinde sonsuzca yakabilmen için benim özümün kötü olması lazım. Oysa ben işte benim doğduğum dönemde savaş vardı, terör vardı, bilmem ne vardı, garibandık, çirkindim. Kimse bana bakmıyordu o yüzden tecavüzcü oldum. Garibandık, o yüzden gittim hırsızlık yaptım. Yani bu da fena bir argüman değil yani değil mi? Ben meleğe bunu sunabilirim yani. Şimdi beni sonsuzca yakacaksın ya çünkü. Meleğin bana demesi gerekir ki bak senin yaşadığın o böyle mantıkta Kripke'nin bir mümkün dünyaları vardır. Hani mümkün dünyalardan bir tanesinde sen onu yaptın ama
Biz seni mesela 78 dünyada daha dünyaya getirdik, sen hepsinde yaptın bunu demesi lazım. Beni sonsuzca yakacaksa. Yani özümün kötü olduğunu bana göstermesi lazım. Hani ben ona, ben garibandım da şuydum da hadi lan demesi lazım. Hani Kıvaş Tatlıtuğ gibi geldin, yine tecavüzcü oldun sen. Sabancı'nın torunu olarak dünyaya geldin, yine çaldın demesi lazım yani. Değil mi? Ya bir mantık geliştiriyoruz şu anda. Yegane mantık değil tabii. Ama ben o zaman meleğe şunu sorabilirim. Diyebilirim ki, ya benim neremi tuttun da ben İngiltere'de doğunca yine ben oldum? Bak ben 81'de Adıyaman'da falanla filanın oğlu olarak ben oluyorum da. Sen beni alıyorsun bir başka mümkün dünyada mesela. Almanya'da, Berlin'de dünyaya getiriyorsun zengin bir ailenin sarışın mavi gözlü bir çocuğu olarak. Ve hala ben olduğumu nasıl iddia edebiliyorsun? Ya benim nerem ben ki? Onu tuttuğun zaman ben hala ben oluyorum. Sarışın mavi gözlü bilmem ne oluyorum falanın filanın oğlu oluyorum, kızı oluyorum ve yine ben oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bak eski düşünce işte bir töz olduğunu, bir cevher olduğunu düşünüyordu insanlarda. Ama bunu düşündüğümüz anda o az önceki alemi ikiye bölüp teklikle çokluk arasında, zorunluyla mümkün varlıklar arasındaki problemlerin tamamı burada işe giriyor. Yani eğer benim içimde beni ben yapan bir cevher varsa o cevher bu fizik olanla nasıl ilişkileniyor? Bu Allah'ın varlık aleminde nasıl var olduğuyla benzer bir soru yani. Bu nasıl ilişkileniyor? Benim neremde mesela o? Tamam mı? Çünkü biz düşünmeye başladığımızda ikili bir yapı düşünemiyoruz bir türlü. İkili yapı düşünür. Sanki bir Habib olmaklık, bir kendindelik gibi bir şey varsa bu bedenin içinde olmuyor. Bu defa diyoruz ki bazı sistemler işte yani bu Platon'un şeyi oydu mesela. Ya, öyle okunuyor en azından klasik. Şimdi bir de oraya girmeyelim. İdealar var. İşte ağacı ağaç yapan bir ağaç idesi var. Bu ideadan pay aldığı zaman ağaç ağaç oluyor falan gibi bir şey söyleniyor. Ya da Aristoteles benim içimde işte potansiyel halde bir ben olmaklık var diyor. Nasıl? Ya da Descartes işte bende bir epifiz bezi midir nedir işte o pineal nokta denilen. Ben de bilmem beynimde bilmem ne var işte tam orada bedenle ruh ilişkileniyor falan gibi böyle açıklamalar getiriyorlar. İbn Arabi diyor ki bak şeylerin hakikati vardır. Hatırlıyor musunuz? Burada böyle sürekli denemeler yapıyorduk. Böyle şey yapıyor işte. Hakikat vardır, hakikat gerçektir, hakikat bilinir, hakikat rasyoneliteyle bilinir falan diyorduk. İbn Arabi diyor ki bak şeylerin hakikati vardır. Yani hepinizin bir hakikati var hakikaten. Peki nerede bu hakikat? Allah'ın ilminde diyor. Bak bu çok orijinal bir fikir. Orijinal bir düşünce yani. Şeylerin hakikati Allah'ın ilminde. Peki o zaman bakın şimdi meseleyi Allah'a götürerek konuşalım. Montesquieu'nun Acem Mektupları'nda verdiği bir örneği vereceğim. Şimdi bu kalemi ne yapacağımı, şuraya ya da buraya koyacağımı Allah biliyor mu? Bir inanan biliyor demek zorunda, doğru mu? Ya bilmiyorum ki zorunda değil, hepsini bozuyoruz zaten nasıl olsa. Ama biliyor olsa gerek gibi hissediyoruz yani. İşte Allah tikeli bilir bilmez meselesi. Şimdi Allah benim... İşte diyelim kalemi şuraya koydum. Bunu yapacağımı biliyordu ise nasıl biliyor? Nasıl bilebilir yani? Var mı bir şey söylemek isteyen? Geleceği bildiği için. Geleceği bildiği için bizim küçüklükten beri büyüklerin, hocaların bize verdiği bir argüman. Geleceği bilmek demek ne demek? Bunların hepsi fiziksel problemler bak. Metafiziksel de problemler. Allah filmi izlemiş, başa sarmış,
geleceği bildiği için biliyor diyorsun yani. Yani aslında şunu diyorsun bak. Allah bunu bilmiyordu. Ama zaman içinde git gel yapabildi. Bak bunların hepsi problemli şeyler de. Zaman içinde git gel yapabildiği için Allah bir an gidiyor bakıyor. Ha, Habib sola bırakmış kalemi. Geri geliyor sola bırakacak diyor. Ya Allah burada oyun oynuyor yani. Bizle laf oyunu oynuyor. Ya sen diyorsun ki aslında Kemal. Allah geleceği biliyor demişti hani sesin şeye girmediyse. Allah aslında bilmiyor ama zaman içinde git gel yapabilme yeteneği var. Ki burada başka problemler var. Oraya girmeyelim. Ama aslında demiş oluyorsun bilmiyor. Sadece güçlü olduğu için git gel yapabiliyor. Demek istediğimi anlatabildim mi ben? Allah nasıl biliyordu benim kalemi buraya koyacağımı? Şimdi bilmiyor deseniz daha büyük problem zaten. Nasıl bilmez? Biliyor olmalı yani. Tanrı kavramı gereği biliyor olmalı. Bakın nedensellikle biliyor olabilir. Spinoza'nın tanrısı böyle bir tanrı mesela. Tüm nedenleri bildiğinden tüm sonuçları da biliyor. O yüzden beni bu kaleme indirtecek nedenlerin tamamını bildiği için Allah ben nedenlerin tamamına baktım. Bu nedenler silsilesi içerisinde tam şu dakika şu saniye Habib şöyle bir konuşma yapıp kalemi de böyle indirecek diyor. Yani Allah zorunluluğu bildiği için beni biliyor olabilir. Bunun da bir maliyeti ben o zaman özgür eylemiyorum. Zorunlulukla eğiliyorum. Doğru mu? Başka teklifi olan var mı? Allah bunu nasıl biliyordu? Ya da bilmiyorsa? Tamam şey dediniz, zaman algısı yekpare bir bütün değil. Ama yine Kemal Bey'in söylediğine benzer bir şey söylüyorsunuz. Yani Allah zaman da git gel yapabildiği için bunu biliyor. Bak aslında Bülent abi Allah bilmiyor. Ama git gel yapabiliyor. Nasıl yapıyorsa. Zaman onun için şöyle olduğu için. Zaman onun için böyle olduğu için. Ama biz doğası gereği biliyor olmalı diye düşünüyorduk. Şimdi... Bunlar sürü sepet farklı cevaplar verilebilecek şeyler. Bakın Spinoza'nın da, Hegel'in de, İbn Arabi'nin de verdiği bir çerçeve var. O kapsam, yani çerçevenin kapsamına ilişkin bir şeyler söylemek için bu örnekleri veriyorum. Allah bilmesi ne demek? Yani belki de problem burada gizli. Allah nasıl biliyor diye belki de ben bir kelime oyunu yapıyorum. Çünkü Allah nasıl biliyor diyerek insanın nasıl bildiğine ilişkin bir imada bulunuyorum. Bakın Spinoza diyor ki Allah akletmez, akledemez. Niye? Çok güzel, çok güzel. Akletmek bir şeyi akletmektir. Düşünmek bir şeyi düşünmektir. Şimdi klasik yine Allah kuramını alalım. Ya Allah var, gayrısı yok. Allah neyi düşünecek? Kendisini dedik değil mi? Ya bir nesne yok ki kendisinden başka. Onu akletsin. Onu düşünsün. Onu bilsin. O yüzden Spinoza diyor ki bakın Allah'ın, Tanrı'nın bir şeyi düşünmesiyle onu eylemesi yani onu var kılması aynı şeydir. Bak bu insan için tuhaf. Bak iyi bir düşünce bu. Yani Tanrı'nın bir şeyi bilmesi demek... Onun var kılınması demek. Tanrı'yı, işte şimdi oraya doğru gidiyoruz. Tanrı'yı, Tanrı benim işte kalemi şöyle yapacağımı biliyordu demek. Eğer bu doğruysa, kalemi ben gerçekten öyle yaptıysam şimdi sola koydum. Tanrı kalemi sola koyuyordu, sola koyacağımı biliyordu demek. Beni oraya koydurttu demek zaten. O var kıldı demek. Yani bu da biraz zor bir ifade. Tanrı'nın bir şeyi bilmesiyle onu var kılması aynı şeydir ve İbn Arabi tam olarak böyle söyler. Ayanı sabite fi ilmillah. Şeylerin hakikatleri Allah'ın ilmindedir demek.
Allah bir şeyi bildiği anda o şey vardır demek. Ya da bir şeyin var olmasıyla Allah'ın bilmesi aynı şeydir demek. O zaman eğer bir eylem, bir gerçeklik, bir olgu, bir olay, bir şey varsa bu Allah bildiği için vardır demek. Ya biraz bir adım atıyor muyuz yani? Allah bildiği için vardır. Hakikatler öyleyse o bildiği için orada olmak zorunda anlamına gelir. Tamam mı? Şimdi ayağını sabite ve yani bu ikisini bir araya getirdiğinizde daha bir şey konuşmadık da. Artık İbn Arabi'nin o tasavvufun metafiziği diyeceğimiz o hakikaten güçlü. Dünyanın ayaklarını, ana böyle payandalarını kurmuş oluyoruz. Tanrı varlık özdeşliği vardır. Ve şeylerin hakikati Tanrı'dadır. Şimdi bakın, dedik ki şeylerin hakikati Tanrı'dadır ve Tanrı da buradadır. Buradan sonra nereye gideceğiz? Vahdet-i vücuda gideceğiz işte. Her ne kadar İbn Arabi bunu böyle söylememiş olsa da, adını vermemiş olsa da söyleyeceği şey bizim aradığımız bu yani. İşte vahdet-i vücut. Ne demek vahdet-i vücut? Bu ikisi kapsamında konuşacağız. Vücutta teklik. Vücutta teklik ne demek? Yani vücut olmak açısından, var olmak açısından her şey birdir. Şimdi biz dedik ki varlık Tanrı özdeşliği var. Varlığın bilgisi Tanrı'da. Bu ikisini nasıl bir araya getiririz? Varlığın özde bilgisi varlığın kendisinde olmuş oluyor aynı zamanda. Bir işte birlik buradan geliyor bakın. Ayağını sabite, Allah'ın ilminde demek. Allah da bunlarsa burası bizatihi gerçek bir dünya olmuş olur. Çünkü burası Tanrı yurdudur artık. Felsefede biz buna işte püsü ediyoruz. Klasik felsefe buna nefs diyor işte. Yani her şey bir bütün olarak diyelim ki bir topak olarak, bir böyle top olarak düşünelim. O işte Allah'ın bir kendisi yani. O yüzden bunu böyle İbn Arabi ya da Spinoza anlattığında içkin Tanrı'dan bahsedilir. Hani sanki Tanrı bu şeylere içkin. Burada problemler var da. Şimdi aşağı yukarı bu ikisine dair bir şeyler söyledik mi? Çünkü daha çok bir şey söylemedik yani. Yapı İbn Arabi şimdi neyi kurtarmış oldu? Bir açıdan iki dünyayı silip ikisi arasındaki gitgeli kaldırmış oldu. Böylece varlık tek bir şey halinde yürütülüyor. Yani bakın bir eşyayı bilmekle bir yani Allah'ı bilmek aynı şey oluyor. Allah eşyadan bağımsız, beri, ondan farklı bir şey değil ki bundan ona gidelim ve bir orta terim sorunu yaşayalım. Bak hakikaten biraz zor olduğunun farkındayım ama hani iki ayrık önerme arasında birinden diğerine gidebilmemiz için bir orta terim gerekiyordu. Burada da iki ayrık önerme yok ki bir orta terim sorunu yaşayalım. Gazali'nin şeyi gidiyor işte burada. O kelama ve felsefeye getirdiği eleştiriye gerek kalmıyor. Gazali diyordu ki bak orta terim olmadığı için sen buradan oraya gidemezsin. Şimdi bir teknik olduğundan ayrık bir önerme yok. Yani eşyayı bilmek, Allah'ı bilmek oluyor. Allah'ı bilmek, eşyayı bilmek oluyor. Hatta ne diyor? Tekadu en yekunu rabben insaniye. Yani neredeyse diyor İbn Arabi, bunu yapan kişi insani Rab, Rabben insaniye. Tabii insani Rab'tır. Ya hepimiz birer Allah olmuş oluyoruz yani. Çünkü kendinden kendine bir gidiş var burada. Dolayısıyla işte bir şey yok. Hatırlıyorsanız şöyle demiştim. Hani inna lillahi ve inna ileyhi raciuna Beyazıt Bistami demiş ki işte ya bu olmaz. Ya bu ayet nasıl olmuyor filan. Bir yerde değiliz ki orada hani Tanrı'dan, Allah'tan uzaklaşmadık ki oraya geri dönelim demiş. Bakın düşünsel olarak ya bunun Kur'an'ın yüzüne aykırı olduğu ortada. Ayetlerin yüzüne aykırı olduğu ortada. Burada metafizik bir tartışma var.
ikiliği ben gidermek istiyorum. Bu böyle edebi anlamda bir ikiliği tekliğe düşürme anlamı değil. Orta terim ve buradan oraya gidememe. Nasıl biz bugün fiziği bir tek paradigma içerisinde yapıyoruz? İbn Arabi de tasavvuf da bütün bu varlığı tek bir paradigma içinde yürütmenin derdinde. Bakın bu yöntem olarak bizim bugün bilim yaptığımız yöntem. Biz bugün bilimi, yani kuantum mekaniğini nasıl çözümlüyorsak, nasıl bir bakış açısıyla çözümlüyorsak, makro şeye de öyle bakıyoruz. Makro fiziğe, makro büyüklüklere de öyle bakıyoruz. Kuantum alt parçalarına farklı bir fizik metoduyla, astrofiziğe, ne bileyim yukarıya farklı bir fizik metoduyla bakmıyoruz. Tek bir alem olarak düşünüyoruz. Spinoza ya da İbn Arabi işte bunun derdinde tek bir tane alem var. Her neyse bu alem kendi içerisinde. O alemi bir fizik unsura taşıtmıyor da Tanrı'ya taşıtmış oluyor İbn Arabi. Bu felsefede fiziği fiziğe taşıtma problemi olarak anlatılır. Yani bakın felsefi anlamda şöyle bir sorun hep var. Her şey bir Big Bang ile geldi, bir patlamayla geldi. O patlama nerede? Patlayan şey neydi? O neredeydi? O da bakın bir mekan içerisinde. O mekan neyin üzerinde ve o neyin üzerinde? Gibi bir böyle sorular silsilesine düşüyor. Nedensellik silsilesine düşüyor işte. Şimdi İbn Arabi demiş oluyor ki, alemi ikiye ayırdığınızda o yakaladığımız problemleri ancak bugün fizik yaptığımız gibi tekli bir şey içinde yapacağız. O zaman giderebiliriz. Fakat bu tekli yapıyı ben bizzat Allah'a taşıtacağım demiş oluyor modern ifadeyle. Tanrı'ya taşıtacağım demiş oluyor. Big Bang Tanrı'nın ta kendisi yani. Hani öyle benzeterek yürütelim. Böylece her şey sanki Tanrı'nın patlamasıyla oldu. Tanrı'nın nefsi, felsefede püsü. Burada çok söyledim bakın. Bir şeyin mekanı yani püsüyeden püsüyeye geçer demiştim. Hani bilgi nefsten nefse geçer filan demiştim. Hepsi bununla alakalı bir şey yani. Tanrı'nın bilgisinden Tanrı'nın bilgisine demek... Eşyanın bilgisinden eşyanın bilgisine demek. O yüzden kendini bilen Rabbini bilir demiş oluyor. Yani burada bir içkin ilke gibi varlık olmak açısından bir vücudu konuşuyoruz. Yani vücutta teklik diyor ya, bir ilke olarak Tanrı'da teklik, yani söyleyemiyorum ki. Mevcutta teklik gibi bir şey değil, tamam mı? Yani her mevcut bizatihi Tanrı'dır demiyor adam. Adam demek istiyor ki bunun geldiği ilke hepsinde fiilen ve gerçek olarak Tanrı'dır. Bir ilke yani varlık anlamında Tanrı'yı kullanıyor burada. Nasıl varlık olmak açısından varlık sorgulaması diyorduk. Şimdi diyoruz ki bakın varlık olmak açısından Tanrı. Ya elimizdeki Tanrı varlık olmak açısından Tanrı şimdi. Bak bu son söylediğim iyi oldu. Yani Tanrı'yı varlık olmak açısından her şeyde görüyoruz. Tanrı olma açısından değil. Oldu mu? Bir varlık ilkesi olarak Tanrı'yı kullandık. Tanrı olma açısından Tanrı'yı kullanmadık. Tamam mı? Ha biz şimdi öyleyse şöyle bir şey söylemiş oluyoruz yani. İbn-i Sina'nın sudurunu buradan aldık. Cevher arazı buradan aldık. Tamam mı? Bu ikisini vahdedi vücutta birleştiriyoruz aslında. Güya böylece ondaki sorunlarla bundaki sorunları halledeceğiz. Neydi bizim sorunlarımız? Birinde özgürlük mözgürlük sorunları vardı. Birinde işte metafizik fizik nasıl ilişkileniyor sorunu vardı. Birinde cevher araz nasıl oluyor sorunları vardı. Ve irade sorunları vardı. Ve birlik çokluk arasındaki farklılığı ne mümkün kılıyor soruları vardı. Şimdi İbn Arabi diyor ki ben varlık olmak açısından Tanrı'yı kullanırsam, Tanrı'yla açıklarsam meseleyi, birincisi bu birlik çokluk meselesini kurtarırım. Yani tek bir düzlemde tıpkı Big Bang gibi tek bir düzlemde en azından konuşmaya başlarız. Metafizik ve fizik farklılığı gibi bir farklılık değil. Tek düzlemde konuşmaya başlarız. İkincisi niye bu çam ağacı bundan farklı, bu adam şu adamdan farklı, bu kadın bu kadından farklı? Onu da ben Tanrı'nın sıfatlarının birer varlık olmak açısından yine tecellisi olarak anlatabilirsem, bugüne yer kalmadı, o zaman Allah'ın sıfatlarını da kurtarmış oluyorum. Bakın o filozofların sanki sıfatsız tanrısı da gitmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bak
Hem Kur'an'daki Allah'ı, Rahman olan, Rahim olanı kurtarmış olacağım. Hem zorunluluğu kurtarmış olacağım. Hem birlik çokluk arasındaki problemi kurtarmış olacağım. Ve hepsini tek bir düzlemde açıklıyor olacağım. Böyle orta terimden de kurtuldum. Varlıktan varlığa, Allah'tan Allah'a, insandan insana bunların hepsi aynı şey diyerek. Bak bütün sorunlardan kurtuldum ya. Asli sorunlardan kurtuldum.